mücadelesi var. İki sarı kırmızılı takımın maçı da programımızda ilerleyen saatlerde en büyük bölümü ayıracağımız karşılaşma olacak. Muhtemel kadroları da sizlerle paylaşacağız. Programımız içerisinde ilk 11'de netleşmiş olacak ve Mahmut Alpaslan da ilerleyen saatlerde aramıza katılacak. Sevgili seyirciler, A-Spor ekranlarında konuklarımızla birlikte mücadeleleri canlı canlı konuşacağız. Tabii aklımız Bartın'da, onu söylememiz evet. lazım. Açıkçası bizim için de bu yayınları yapmak odaklanamadıktan sonra çok kolay bir şey değil. Ama belki gündemden sıyrılıp az da olsa spor izlemek isteyen izleyicilerimiz varsa onlar için görev başındayız. Bunu da belirtelim. Haftanın maçları görüntüde, günün maçları. Farklı liglerden karşılaşmalar var. Empoli Monza maçı. Açık beraberlik var. Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un kadrolarını sizlerle hızlıca paylaşmak istiyorum. Sonrasında Algün Domac'a döneceğim. Ertuğrul Kale'de, Kasımpaşa'da Hader Conay, Buruma Sadık, Ben Unes savunma hattını oluşturuyor. Mikael Tırpan, Fol Hayredinovic, Aytaç Selina orta alanı tamamlayan parçalar ve Bauken santrfor pozisyonunda. Adana Demirspor'da Ertaç Kale'de Svensson, Samet, Rakitski, Rodriguez savunma. Emre, Ndiaye, Belanda, özür diliyorum. Ndiaye, Stambuli, Belanda, Akintola, Onyekuru ve Emre Akbaba 11'i tamamlayan parçalar. Sağlam bir maç bizi bekliyor gibi evet. görünüyor Aldun'da maç. Öncelikle sen de söyledin, işaret ettin. Gerçekten bu tür zamanlarda yayın yapmak çok kolay değil. 41 canımız, yani canımızdan can kopardık, öyle söyleyebiliriz. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Maden şehitlerimiz onlar. Yine yaralılar var. Yaralılar da inşallah onlar sağlığına kavuşur diye dua edeceğiz. Acil şifa bulurlar inşallah. Bu arada Denizli Spor'da bir kaza geçirmişti. Onunla ilgili de neyse ki onda da çok ciddi bir sorunumuz yok. Onu da söyleyip ondan sonra yani tabii ki şeyin içerisindeki ya bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte o yaptığımız işi yapmamız gerekiyor. Ama üzüntümüzün büyük olduğunu paylaşmak isterim bir kez daha. Şimdi gerçekten günün biten karşılaşmasında Hatayspor iyi işler yapıyordu. İki haftadır Volkan Demirel'le. Bu hafta çok tersine döndü. Tam tersi Karagümrük kötü gidişe son verdi. Hatayspor'da Volkan Demirel'le ilk yenilgisini aldı. Ligin böyle renkleri, çeşitleri, böyle güzellikleri var. Yani bunlar ligin güzellikleri. Onun ötesinde baktığımızda Adana Demirspor Kasımpaşa maçı bence iki tane isim üstündeki takım. Yanılmıyorsam kadroları saydığında gördüm yine 4-6-0 gibi Adana Demirspor. Özür diliyorum bu arada, Fulham Bournemouth maçı golle başladı Premier Lig'de. Bournemouth deplasmanda ilk dakika içinde Dominik Solanke'nin kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol haberlerini de sizlerle paylaşacağız. Gördüğüm kadarıyla yani senin saydığın kadroya göre 4-6-0'lı bir kadro yine düşünmüş evet. Montella. Şenol Can da klasiğinden vazgeçmiyor. Geçen hafta Şenol Can'la Kasımpaşa Trabzon'da çok iyi bir sınav vermişti. Adana Demirspor'un zaten iyi bir kadrosu ve iyi bir oyun anlayışı var. Elindeki malzemeyi iyi kullanan bir teknik direktörleri var. Güzel bir maç bizi bekliyor, öyle söyleyebilirim. Tabii ki gecenin maçını daha sonra konuşacağız. Savaş Çorlu. İki haftadır kaybetmeyen bir kazanamayan Adana'da bir spor var. Üç haftadır zannedersem kaybetmeyen bir Kasımpaşa var. Hakikaten güzel bir maç bizi bekliyor. Bir taraftan gözümüz orada olacak. Sanki bol gollü bir maç olacak gibi geliyor. Onun dışında ben de Aldın abi gibi maden şahitlerimize başsağlığı diyorum. Hakikaten dün geceden beri ekran başındayız. Güzel bir haber alabilmek için. Bir can daha hayatta olduğu haberleri gelsin diyoruz. Üzücü bir durum. Ama dediğin gibi yani burada ailelere sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Güzel haberler alırız inşallah. O bir kişi var. O bir kişiden de iyi haber inşallah alırız. Haldun Domaç, Kasımpaşa Demirspor maçının kadrolarına şöyle bir baktığımızda sanki bana gollü bir mücadeleyi çağrıştırıyor. Yani keyifli bir karşılaşmayı çağrıştırıyor.
Ne dersiniz? Şimdi Adana Demirspor zaten oyun felsefesi olarak kazanmaya yönelik bir oyun oynuyor. Yani evet, santroforu yok, öyle görünüyor ama sonuca gidebilecek oyuncu sayısının çok fazla olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz Adana Demirspor'da. Keza işte Galatasaray maçı evet 0-0 sonuçlandı ama hani 10 kişi kalması belki İstanbul'un oyunun gidişatını çok aleyhine çevirdi Adana Demirspor'un. Ama netice itibariyle gol atan bir takımdan bahsediyoruz. Geçiş hücumlarını iyi yapan bir takımdan bahsediyoruz. Yani eski tabirle kontratakları. Onyekuru gibi çok hızlı bir oyuncusu var. Emre Akbaba ve Belhanda gibi üretken iki orta alan oyuncusu var. Yani bunlara baktığımız zaman Adana Demirspor'un her an gol atmasını bekleyebiliriz. Karşı tarafta da işte Baoken'li bir santroforlu bir oyun var. Tek santroforlu oynuyor Şenol Can. Orada da Kasımpaşa bir oyun oturttu. Yani genel anlamda bir oyun oturttu. Oyunun iki tarafını da iyi oynayan bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Öyle baktığımda da hani ben Kasımpaşa gol de yiyebilir, kolay gol de atabilir. Adana Demirspor için de kesinlikle söylediğim gibi hani 4-6-0'ı Türkiye'de iyi oynayan takımlardan biri. Bir Kayseri'ye gidelim istiyorum. Savaş Çorlu'ya da az sonra döneceğim ama Kayseri'de Kayseri Spor Galatasaray maçının heyecanı yaşanacak saat 20'de. Emre Kaplan iki takıma dair gelişmeleri takip ediyor. Söz kendisinde. Kerem, teşekkürler. Biz de Kayseri'den mutlu günler, yayınlar dileyelim. Takımın kamp yaptığı, Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Şu anda da yoğun bir kalabalık var. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeceğim. Erken saatlerden itibaren Galatasaray taraftarları burada yerlerini almış vaziyetteler. Takımın çıkışını bekliyorlar. Belki çıkış esnasında bir fotoğraf, bir imza için onlar da burada şu anda bekleyişlerini sürdürüyor. Erken saatlerden itibaren Galatasaray dün akşam saatlerinde buraya gelmişti. Sarı kırmızılı takımda iki eksik var kafilede. Aslında tabii bunlar teknik adam tercihiyle alakalı. Patrick Van Aanholt ve Matthias Ross Kayseri kafilesine yer almayan isimler. Yabancı kontenjanı da düşünülerek bu iki isim kadroya dahil edilmediler. Onun dışında da Galatasaray'da herhangi bir sakatlık ya da ceza durumu söz konusu değil. Bay haftasının ardından Galatasaray Kayseri deplasmanına çıkıyor ve bu yaklaşık iki haftalık arayı da teknik direktör Okan Buruk genel itibariyle bir sezon öncesi kampı gibi değerlendirmeyi seçti. Takım içerisinde bir hazırlık maçı, bir antrenman maçı gerçekleşmişti. Taktiksel denemeler, yerli rotasyonundaki sayıyı arttırabilmek, ilk 11'de değerlendirebileceği yerli sayısını arttırabilmek adına da bir takım denemeler gerçekleştirdi Okan Hoca. Bunun da bugün yansımasını kadroda göreceğiz Kayseri deplasmanında. En önemli yansımalarından bir tanesi Kazımcan Karataş olacak. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu, genç oyuncu bugün ilk kez ilk 11'de olacak ki bu Okan Buruk'un özellikle ileri uçta hücum hattında yerli kullanımı konusunda biraz elini rahatlatacak bir hamle olarak dikkat çekiyor. Hemen muhtemel kadro üzerinden de bu durumu ifade etmeye çalışalım. Çünkü geçtiğimiz maçtan birkaç değişiklik bekleniyor Galatasaray'ın ilk 11'inde. Bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da bugün. Savunmanın sağında Sasha Boye, stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim'in forma giymelerini bekliyoruz. Sol bekte az önce ifade ettiğimiz gibi Kazımcan Karataş görev alacak. Orta sahanın merkezinde Torreira Micho ikilisi, onların önünde 10 numara pozisyonda Mata, solda Mertens, sağda Yunus Akgün ve ileride ise Mauro Icardi, Galatasaray'ın Arjantin süperstarı da bugün ilk kez bir resmi mücadelede forma giyecek. Galatasaray'da ilk 11'de oynayacak gibi gözüküyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün özellikle son maçların ardından çok fazla eleştirilen isimlerdi. Kerem'in bugün yedek kulübesinde mücadeleye başlamasını bekliyoruz. Yunus ise ilk 11'de kendisine yer bulacak gibi gözüküyor. Son anda herhangi bir sürpriz olmazsa kısa bir süre sonra Galatasaray kamp yaptığı otelden ayrılacak. Yaklaşık bir saatlik bir zaman kaldı artık takımın hareketine ve şu anda da az önce de ekrana geldiği üzere Galatasaray taraftarların yoğun bir ilgisi var. Kayseri'deki atmosferden, havadan bahsederek son olarak yayınımızı noktalayalım. 14-15 derecelik bir hava sıcaklığı var şu anda. Kapalı ama yağışın etkisini hissettirmediği bir havanın olduğunu söyleyelim. Maç esnasında da benzer bir durum taraftarları bekliyor olacak. Kayseri seyircisi de, Kayserili futbol severlerin de mücadeleye yoğun bir ilgisi var. 38 bin kapasiteli stadyum ve 30 bin civarında taraftarın tribünde yerlerini almalarını beklediğimizi ifade ederek sözü Kayseri'den size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için. Daha uzun konuşacağız ilerleyen saatlerde, bunu söyleyelim, ama küçük de bir giriş yapmak istiyorum mücadeleye. Kasımpaşa Demirspor karşılaşmasında da 9. dakikayı bitiriyoruz. 10. dakikaya giriyoruz. Golsüz beraberlik devam ediyor. Savaşçıoğlu, iki sarı kırmızılı takım karşı karşıya gelecek. İki takımın da hedefleri var. Galatasaray'da bugün büyük bir değişim görecek miyiz 11'de? Açıkçası en merak ettiğim konu bu. Göreceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Şimdi muhtemel 11'ler geldiği zaman da ben 11'i burada açıklarım büyük ihtimalle. Şimdi bir ayda ikinci maç. Gerçekten de Galatasaray taraftarı, o seferler maç izlemeyi özledi. Dolayısıyla ciddi bir değişim var Galatasaray'da. Bu bay haftası, milli ara, Okan Hoca'yı bayağı bir değişime uğrattı. Bugün kadroya baktığımız zaman biraz Jesus bari bir Okan Buruk görebiliriz. Yani Jesus'un kadro tercihlerinde her maçta 5-6 kişiydi ama ben son maçın 11'inden 4 tane oyuncu farklı bekliyorum bu akşam. O 4 oyuncu da çok önemli, yerler olmak üzere. Gol var. Hakan Sandsvall maçı 2-1. Mainz da Werder Bremen deplasmanında üstünlüğü yakaladı. Devam goller, edelim. Goller devam ediyor. İki tane tartışılan oyuncu vardı Galatasaray'da. Birisi Kerem, birisi Yunus. Kerem'i de Yunus'u da ben bu akşam 11'de beklemiyorum. Diğer taraftan Mata oynar mı oynamaz mı? İkisini birden mi beklemiyorsun? İkisini birden beklemiyorum. Yerli ne olacak? Barış Alper Yılmaz, Kazım Can ve Abdülkerim Bardakçı. Üç tane yerli. Programımızın içinde muhtemelen belli olur. Yani şu anda 4 tane değişiklik bekliyorum. Muslera, Şaşaboy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Sol tarafta Kazım Can. Lucas Torreira, Micho. Barış Alper Yılmaz, orada Kerem vardı. Mertens, Yunus'un olduğu yerde Reşitsa. Forvet'te son maçta Gomis vardı. Orada da Icardi bekliyorum. Hatta Micho da son maçta oynamıştı. O da uzun bir maç oynamıştı. Onu da değişikliğe soraksak 5 tane. Okan Hoca'dan beklenen bir değişim olacak. Çünkü galibiyeti çok fazla isteyen bir kadro gibi geliyor bana. Fazla hücumcu, fazla ofansif. Değişiklik yapması gerekiyordu. Takım içinde formsuz oyuncular vardı. Özellikle Kerem ve Yunus çok fazla tartışılıyordu. Kayseri Spor ne yapacak burada? O önemli. Kayseri Spor mevcut kadrosuyla transfer yapamayan bir takım olarak oynadığı futbola baktığımız zaman ligin sürpriz takımlarından, bulunduğu sıralamadaki yeri de aslında sürpriz diyebileceğimiz bir yer. Yani o rakiplerine oranla. Dolayısıyla onların da 11'ini muhtemeller geldiği zaman konuşacağız. Orada da bir sürpriz bekliyorum. Hamle oyuncuları çok önemli. Kulübe de zenginleşti artık. Hatta yeni transferlerden Ross ve Patrick Van Aanholt kadroda yok. Yani normalde muhtemel kulübede bile yok. Yunus, Yusuf, Demir, götürülmedi Kerem... Götürülmedi galiba. Götürülmedi. Zaten. Yani kadro şişti artık. Kadro genişledi. O yüzden diyorum Jesus bari diye. Jesus'ta da mesela bu kadro geniş olduğu için. Ama Okan Hoca'nın geçtiğimiz haftaya kadar 11'in her hafta en az 10 tanesini sayabiliyorduk. Şimdi bundan sonra artık gerçekten Okan Hoca'da artık Jesus bari değişiklikler olacak. Mesela bugünkü 11'e baktığımız zaman bizim muhtemelimizde Mata var. Orada Reşitsa yok. Bende de Reşitsa var. Bizim muhtemelimize göre bakıyorum şimdi böyle. Yunus, Mata, Mertes. Evet bu 11'de ben Mata'nın olduğu yerde Reşitsa'yı bekliyorum. Reşitsa bu tarafta. Reşitsa solda, Mertens'in olduğu yere. Mertens'i sen şeye bekliyorsun. Evet, o şekilde 11 olacağını düşünüyorum. Ben de açık söylemek gerekirse Barış Alper demene şaşırdım. Tamam, Kazım Can'ı oynatıyorsun. Çok hazır bir oyuncu değil. Buna rağmen önde daha farklı futbolcular kullanmak için oynatılabilir. Ama sanki Yunus Akgün'ün performansı varken, tamam tabela belki yok ama performansı kötü değil, Barış Alper'e dönmesi bence sürpriz olur. Orada sana bir muhalefet edeyim. O zaman hemen kadrolar açıklandığı zaman da burada oluruz. Perşembe ve Cuma antrenmanında, iki antrenmanda da Barış Alper Yılmaz vardı. Barış Alper Yılmaz'ın hızlı hücum ve Okan Hoca'nın az önce de ifade ettiğim, yani burada gol ya da goller artık bekliyor. Yani hücumu tamamen risk almış, riskli bir kadro olur. Dediğin gibi Yunus orada Kerem'le beraber tartışıyordu ama Yunus o bölgede çok da eksi yazamayız. Fakat öyle bir kadro benim söylediğim şekilde olursa skoru yakalayın. Sonra hamle olarak da baktığın zaman her bölgenin alternatifi var değişikliğe. Yani yerli yabancı. Yunus Kerem varken o değişikliği yapamıyordu Okan Hoca. Ama şimdi bu kadroda değişiklik yapabilir. Ben Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada bir şey olmazsa günün sürprizini şimdiden söylüyorum yani. Senin söylediğin kadroda Mata da var. Mata yok. Mata yok. Yok orada Reşitsa var. Reşitsa ile Mertens. Reşitsa'yı bu tarafa alıyoruz. Mertens'i göbeğe koyuyor. Mata yani... da aynı Adana Demirspor maçında olduğu gibi ikinci yarı hamle olarak bekliyorum ben. Benim kafamı karıştıran şey şu. Haldun Domaç, Savaşçıoğlu'nun özellikle söyledikleriyle alakalı. Kazım Can oynamıyor. Mata bizim 11'de var. Diyelim ki o başlayacak. Oynamıyor. Icardi oynamıyor. Barış Alper oynamıyor. Yani bu kadar az 11 tecrübesi olan oyuncuyu bir arada kullanmak
Kayseri deplasmanında bence fiziksel olarak Galatasaray'ı epey zorlayabilecek bir şey. Daha farklı şeyler bekliyorum. Şimdi ben hani tabii Savaş mutlaka bilgi alıyor yani. Tabii ki. Onun için ben bir şey söyleyemiyorum. Ama bana kalırsa hani biz kendi kafamızdan söyleyelim. Yani kendi düşüncemizle söyleyelim. Bana kalırsa Yunus oynar mesela Barış Alper yerine. Barış Alper hamle oyuncusu olur. Evet. Yani Yunus'tan istediğini alamazsa. Yani ben kişisel kanaatimi söylüyorum yani. Kazımcan konusu bir çaresizlik. Yani ya Kerem'i kenara çekeceksin ya çekemeyeceksin. İkisinden biri. Yani çünkü diğer oyun alternatifin Berkan. Yani başka alternatifin yok. Dolayısıyla orada yapılabilecek tek iş bu. Onun için de onu bir yere kadar kabul edilebilir görüyorum. Bir de şu gerçeği söyleyelim. Yani özellikle vurgulamak gereken bir olay var. Kayserispor'un tahtası kapalı. Tamam yani transfer yapamıyor. Ama elinde bir kadro var ki o kadro gerçekten bugün ligin orta üst sıralarına gidebilecek bir kadrosu var. Hüseyin'isi, Kolevetsiyosu, Karol'ü, Onur'u, ya Onur Bulut yani milli takım düzeyinde milli takıma çağrılan bir oyuncu. Campagnaro'su, Cardoso'su yani baktığım zaman Mensah, giderek düzelen bir Mensah'tan bahsediyoruz. Bilmiyorum Tiam'ın bir sakatlığı vardı. O geçti mi bilemiyorum. Tiam'ı yani sakat galiba yine. Baktığımızda bir sakatlığı vardı bilmiyorum yani. Ramazan hani tamam yani belki Gavranović. Yani şimdi baktığımızda hani ilk 11 olarak gerçekten de iyi bir kadrosu var. Kadir abi şimdi muhtemel 11 geldiği zaman bak muhtemelen gelsin bir de kulübeye bakalım şimdi bak. Az önce o kulübede de çok önemli isimler var. Yani bizim Kayserispor'un muhtemel 11'ine bakıyoruz. Ya, arkadan İlhan Parlak, Mustafa Pekdemek, Emre Abbas'tan hamle oyuncusu mesela. Ya mesela ben orada Bertolacci var. Benim ölçeğimde evet bir yedek oyuncu profilinde. Gerçi bilmiyorum belki Kerem de karşı çıkabilir ama Mustafa Pekdemek gibi, İlhan gibi bunlar İlhan Parlak gibi oyuncular bana göre yani ilk 11 oyuncusu değil zaten. Yani kişisel kanaatimi söylüyorum. Gökhan Sazdağ keza öyle. Yani Kayserispor'un beklediğimiz kadrosu da bu arada görüntüde Bilal, Onur, Hüseyin, Kolevetsiyos, Karol, Campagnaro, Cardoso, Mensah, Ramazan, Tiam, Gavranović. Bu benim saydığım bu Tiam, benim... Tiam konusunda bir şüphe var. Evet, bende sakatlığı var diye bir bilgi var. Yani bendeki kadro bu zaten. Bunu söylüyorum zaten. Bu kadrodan bahsediyorum ama bir gerçek var. Arkası yok kadronun. Sorun orada. Orada iki tane çok değerli oyuncu var arkasında. Hani şöyle yaparız genelde. Şöyle düşünürüz ya. Ya o da olsa 11 olur, bu da olsa olur diyebileceğim tarzda iki oyuncu var. Bertolacci ile Emrah Başsan. Yani onun dışındaki oyuncuların 11 için direkt oyuncu olmalarını ben fazla kabullenmiyorum, düşünmüyorum yani. Dolayısıyla yani iyi bir 11'i var Kayserispor'un. İyi bir oyun anlayışı da var. Onu da söyleyeyim yani. İyi bir teknik adamı var. İyi bir sistemi var. Ama genel anlamda baktığımda arkası aynı şekilde destek olacak kadar fazla değil. Evinde kaybetmeyen bir Kayseri vardı. İkmen Maç kaybetti galiba. Trabzonspor'a mağlup oldu evinde. Trabzonspor'a mağlup oldu. Beşiktaş son anda. Yani... Şöyle bir şey var. Mesela Çağdaş Hoca'nın temel özelliklerinden bir tanesi şuydu. Alanya'da yaptığı belki de Alanya'da eleştirilere maruz kalmasının nedenlerinden biri. Takımı çok öne çıkartarak oynatıyordu. Arkada kalan boşluklara yapılan koşular gerçekten de sıkıntıya düşürüyordu. Şimdi biraz daha hani klasik tabirle bütünsel hani şey diyeceğim de öyle söyleyince kızıyorlar. Kompakt, daha kompakt oynamaya çalışıyor şimdi. Daha bütünsel oynuyor. Onun için de ben hani Kayseri deplasmanının bütün takımlar için çok zor bir deplasman olduğunu düşünüyorum. Ama diyorum yanına ekliyorum. İlk 11 olarak koyduğu kadro, iddialı kadrosunun arkasını takviye etmek. Yani bitiren 11 konusunda o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Galatasaray o konuda biraz daha şanslı. Kulübeye baktığımız zaman Metehan Mata, Yusuf Demir, yani Sergio Oliveira, Dubois, Gomis, Berkan, Seferovic, Kerem, Yunus Akgün, savunmada da Emin Bayram. Oldukça kulübesi zenginleşti. Şimdi Kerem'in az önce ifade ettiği bir şey var ya, bana hiç sürpriz diye. Ama bir ayda ikinci maçını oynuyorsunuz. Dolayısıyla Okan Hoca bundan önceki haftalarda o milli arada ve bay haftasında deneme şansı çok fazla yoktu. Risk alma şansı da çok fazla yoktu. 15 gündür bu takımla çalışıyor. Dolayısıyla bazı oyuncuları görme şansı buldu antrenman maçlarında. Onun üzerinden böyle bir değişikliğe gitme kararı verdi. Biraz da sol bekte mecburiyetten aldın abi senin dediğin gibi. Yani orada Berkan'ı da denedi.
Hatta Emre Taşdemir de antrenmanlarda delendi. Ama orijini sol bek olan bir... Hayır, işte, mecburiyet dediği şu yani. Hani ben niye öyle söyledim? Şimdi Kerem'i kesebilmen için, yani Kerem'i dışarı alabilmen için bir yerli koyman lazım. Yoksa orada Kasım Adana Demirspor maçında Dubois'yı da oynattı. Hani Van Aanholt'u almadın, Dubois'yı da oynatabilir. Yani onu düşünmüyor yani, onu söylemeye daha çalışıyor. Önceden de düşünüyordu ama fırsat yoktu elinde. Yani bir ligde devam ederken fazla rotasyona gidemiyordu. Şimdi burada bunları deneme şansı buldu. 15 günlük dilimde de bütün oyuncuları gördü. Ben şu anda Okan Hoca'nın yedek kulübesine baktığım zaman, çıkardığı 11'e baktığım zaman böyle bir kadronun aslında mazereti çok fazla olmaz. Kulübeye baktığın zaman az önce dedi, Kayseri Spor'da 2 tane 3 tane oyuncu sayabiliyoruz. 10 tane oyuncudan Galatasaray'da şu anda 7 tane 11 oyuncu sayarız buradan. 8 tane sayarız artık. Tabii sayılır. Bir hani... de Kazımcan'ın şöyle bir şansı oldu. Bir milli maç oynadı. Öyle böyle trafiği çok ağır olmasa da bir milli maç oynadı. Bir de kart gördü gereksiz orada. Yani, yani o da bir avantaj en azından onun için diye düşünüyorum ben. Evet. Yani bir avantajdır. Ama futbolda çok temel kurallardan biridir. Bir antrenman kondisyonu, bir de maç kondisyonu var. Yani maç kondisyonu olarak Kerem'in söylediği doğru, 2-3 oyuncunun maç kondisyonunda ciddi sıkıntı olacaktır. Bu arada bir gol geldi. Fulham Bournemouth maçında gol var. Diop attı zannediyorum. Kornerden kafayla mı attı Savaş Çorlu? Evet, ben göremedim. Duran top. Ben göremedim. Ya da bir yan top olabilir. Bakacağız, ekrana geleceğiz. Ekrana gelince söyleyeceğim. Fulham Bournemouth karşısında Diop'un kaydettiği golle birbirlik eşitliği yakaladı. Çok iyi başlamamışlardı maçı. Hemen mücadelenin başında golü yediler. Ama şimdi skoru buldular ve eşitliği yakaladılar. Diop olduğuna göre kornerdendir diye düşündük. Hakikaten öyle. Pereira'dan orta geliyor. Diop kafayı vuruyor. Skor 1-1'e geliyor. Asist Andres Pereira'dan. Gol Diop'tan. Savunma da yine o noktada. Diop'un omzuyla topu ağlara gönderdiğini görüyoruz. Zaten çok sert bir top değil, dikkat edersen. Evet, kalecinin de çok hatası var. Yani onu itelemesi lazım. Toptan yani kaçarken vuruyor. Evet, kafasını geri çekiyor, top omzuna çarpıyor. Çok enteresan bir gol. Çok ilginç bir gol. Skor bu golle 1-1'e geldi. Bu arada yağmur da İstanbul'da yoğun bir şekilde devam ediyor anlaşılan. Şimdi evet, şurada şeyde Şenol Can'la şeye baktım. Gerçekten de yağmur yoğun bir şekilde. Montelli Hoca'da şapka var. Galatasaray'a döneceğiz. Da bunu söyleyeyim var. Ama ya bir yandan da günün ilk maçının neticesini paylaşmak istiyorum. Fatih Karagümrük Hatay Spor maçı Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İyi bir netice aldı Karagümrük takımı. İlk golü ev sahibi ekip Steven Colker'la buldu. İkincisi Borini'den geldi. Mücadelenin son bölümünde Mbaye Diagne'nin penaltısı da skoru belirlemiş oldu. Daha önceki maçlarda Haldun Domaç, Diagne 11 oynuyordu. Fenerbahçe deplasmanında o günün stratejisi gereği, düşüncesiyle hocanın onu yedek bıraktığını düşündük. Ama sanki Diagne'siz bir düzende de Pirlo ısrar edecekmiş gibi görünüyor. Bugünkü 11'i bunu söylüyoruz. Öyle görünüyor. Tabii şimdi şöyle bakmamız lazım. Pirlo için açıkçası Fenerbahçe maçı bir hayat öpücüğüydü. Onu söyleyelim. Evet. Kaybetmesine rağmen orada... Burada Adana Demirspor'da gol attı. Adana Demirspor maçında da gol var. Onyekuru kaleciye geçti, topu ağlara gönderdi ama bir offside şüphesi var. Evet. Offside. Ağlara giden çıktı. Top gol değeri kazanmadı. Şimdi yine de incelenecek. Arkadan çıktı ama tabii pozisyonun sonunu gördük. Yardımcı kaldırdı. Onu gördük. Yani ama hiçbir zaman gol değeri kazanmadı aslında pozisyon. Ama bakalım ama tekrar ekrana geldiğinde daha sağlıklı bir şekilde konuşabileceğiz. Onyekuru topu aldı. Savunma arkasına hareketlenmişti. Kaleciyi geçti. Vuruşunu yaptı. Gergin bir bekleyiş var şimdi Kasımpaşa'da. Tamam dedi. Offside. Yok. Offside dedi. Gol yok. 0-0'la oyun sürüyor. Devam edelim Karagümrük'e. Ya şimdi Karagümrük 5 maçtır kazanamıyor. Yalnız geçen hafta Fenerbahçe karşısında işte o attığı 4 golle, ki biliyorsun Pirlo da bir açıklama yaptı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 4 gol attığımız maçı kazanamadık dedi. Evet. Futbolun içerisinde bunlar var tabii ki. Hani Pirlo'yla artık son kredilerini kullanacak noktaya gelmişti. 5 maçtır kazanamayan bir Karagümrük aslında çok da kabul edilebilir bir durum değil. Ama senin söylediğin noktadan da devam edersek, Diagne'li bir oyunun çok getirisi olmadığını anladı. Mesela 4 gol attığında Diagne yoktu. Yani böyle düşünmek lazım. Evet. Yani öyle düşünürse demek ki gol atma sorunumuz ya da gol atmayla ilgili sıkıntımız yok. Diagne olsa da olmasa da diye.
Bir de Cagney'in oyuna hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Bir de şöyle bir şey var. Yani gol atmayacaksa hiç çekilecek bir oyuncu değil. Bir şey söyleyeyim sana. Çok enteresan bir şeydir bu. Eğer Cagney varsa orada orta yaparsın, biliyor musun? Evet. Yani yerden kısa paslarla savunmayı açma konusunda çaba sarf etmezsin. Gelirsin, orada penaltı mı oldu? Fulham Bournemouth maçında itirazlar var. Neyin itirazı? Bir yandan gözüm orada. 26. dakika. Yani penaltı itirazı var. Bir penaltı itirazı söz konusu. Koldan hafif bir çekme var. Tavernier, eğer yanlış görmediysem, ceza alanını zorlayan oyuncu Bournemouth takımında. Bir temas söz konusu. Ama bu temas... Penaltıyı beraberinde getirir mi? Rim müdahaleyi yapan ben isim. Ben tam göremedim ama şimdi biraz daha, çünkü verdi mi? Verecek. Vermedi. Mi? Koldan bir çekme var. Ama İngiltere'de çok fazla bu pozisyonlarda açıkçası bu kararlar gelmiyor. Ryan Fredericks bu arada cezalarını zorlayan oyuncu. Topsuz bir koşu yaptı ki çok hızlı bir oyuncudur. İzleyenler yakından tanır. Premier Lig'i takip edenler West Ham'da oynadı yıllarca. Burada da iyi bir bindirme yaptı savunmanın arkasına. Tim Ream onu kolundan hafif çekti. Fredericks yerde kaldı. Oyun devam etti. Yani başka yerlerde buna penaltı verilebiliyor. Ama Premier Lig standartlarında kolay bir penaltı olurdu. Evet, yani ya şimdi bizim temel sıkıntımız oraya çektin beni Kerem. Temel sıkıntımız ne biliyor musun? Ceza alanı içi, ceza alanı dışı. Bizim evet. Temel sıkıntımız o. Ceza alanı dışında kolayca düdük çalıyoruz. Ceza alanı içerisinde çalmıyoruz. Ya da ceza alanı içerisinde penaltı verdiğimiz pozisyonları ceza sahası dışında faul bile demiyoruz. Ama şunu söyleyeyim mi? Hakemlere bunun söylendiğini biliyorum ve haklı da buluyorum. Çok barizse penaltı vermek daha mantıklı. Yani çok kolay pozisyonlar için penaltı düdüğü çalmak bence çok ağır oluyor. Ama şöyle bir şey var. Oyun kurallarında... Dışarıda faulse içeride de faul, içeride faulse dışarıda da faul. Bilmiyorum. Kuralları dışarıda, yazan kişi de değilim. Dışarıda veriyorsan içeride de vereceksin. Ama şunu söyleyeyim, dediğin yani bu pozisyonla... Penaltıya kolay düdük çalmayın. Hakemlere söylenen bu. Bu pozisyonla ilgili değil. Bu pozisyonda hani şöyle söyleyeyim. Bu pozisyonda dışarıda da olsa vermezdi. Hı-hı. Yani penaltı vermezdi. İngiltere'de faul de vermezdi. Bizde... Standartı orada oluşturamıyoruz. Dışarıda faul oluyor, içeride olmuyor. İçeride faul oluyor, dışarıda olmuyor. Böyle bir standartsızlığımız var. Çünkü doğrudur, söylediğinde haklısın. Hı-hı. Mesela hakemlere söylenen en belirgin konulardan bir tanesi. Diyorlar ki, yani ki net ben de katılıyorum. İkinci sarı kartınız tartışmaya açık olmasın evet. diyorlar. Tartışmayalım yani. Ya sana göre bana göre ya galiba orada sarı kart var falan dediğin anda verme o sarı kartı. Çünkü ikinci sarı kartta oyunun gidişatını değiştiriyorsun. Tabii ki. Oyunun her şey gidişatı değişiyor. Yani ona 11 oynanan bütün oyun kimyası bozuluyor. Onun için de bunu söylüyorlar. Ama genel anlamda baktığımda onu yani içeride dışarıda aynı standartı tutturuyorsan problem yok. Savaş Çorlu Karagümrük'ü soracağım ama 2'yi buldu Bournemouth. Topağlarda skor 2-0'a geldi. Gerçekten çok iyi iş çıkartıyor Bournemouth. Sadece şu ana kadar değil, bu sezon içinde de. Gol sonrasında da kutlamalar var. Lerma zannediyorum golü atan oyuncu. Evet, Lerma topu ağlara gönderdi. Ya Bournemouth oyuncularının da hakemle bir diyaloğu var bu arada. Güzel bir gol yalnız. Çok evet, temiz bir vuruş. Ayak içi temiz vuruş yaptı gördüğüm kadarıyla. Burada var mı? Yok. Offside yok. Yok. Sağ kanada doğru atılan bir pas söz konusu. Sonrasında yerden Lerma ceza alanına koşu yaptı. Hemen ceza alanın hemen içinde topu bekliyordu. Billing'in pasında topla buluştu. Vuruşunu yaptı. Skor 2-1'e geldi. Oradaki aldatıcı koşuyu gördün mü Kerem? Evet. Öne doğru koşuyu yapıyor. Santrofu göremedim kim olduğunu. Bak öne doğru koşuyu yapıp savunmanın dengesini bozuyor. İşte bu futboldaki klasik Bu arada özür diliyorum, asisti yapan Solanke. Bir kez daha tekrarını görünce daha net bir şekilde gördüm. Tamamdır. Biz Solanke'nin asisti. Önümüzde ekran falan var. Çok evet. Yani santrofor bir aldatıcı koşu yapıyor. Savunma dengesini bozuyor. Ondan sonra arkadaki oyuncu dikkat edersen çok boş, temiz bir ayak içi vuruş evet. gerçekleştiriyor. Savaş Çorlu Karagümrük yorumunu merak ediyorum. Bir defa Süleyman Hurmay'ı kutluyorum Sayın Başkanı. Pirlo'nun arkasında durdu. Yani bir ara 4. hafta, 5. hafta. Ya acaba 5 haftadır kazanamıyordu. 5 haftadır kazanamayan bir takımın başkanı olmak sürekli tabii ki hep böyle şey ararız. Acaba kim, neden diye. Fenerbahçe maçında dediğin gibi Aldın abi kaybetmesine rağmen bize bir futbol dersi, evet. futbol gecesi izletti. Futbol ziyafeti izletti adeta.
O bir dönüş oldu aslında kaybetmesine rağmen. Diğer tarafta da Karagümrük'ün eski hocası Volkan Hoca'ya rağmen 3-0'lık galibiyet. Evet, burada Cagne gibi bir forvetle başlamamak hocanın takdiri. İyi bir galibiyet aldı. Pirlo, yani sezon başlarken evet Pirlo nereden geldi denildi ama Pirlo sanki Montello gibi bize sanki bu sezon güzel maçlar izletmeye devam edecek. Bence bu galibiyet serisi devam eder. Yani istenen bazı bir şeyler vardır. Bir galibiyet alırsın, bir şeyi çok seriye yakalarsın. Bu galibiyet bence Karagümrük adına güzel bir çıkış olacak gibime geliyor. Şöyle bir şey var tabii. Ya buradan senin söylediğinden Adana Demirspor maçına geçerek şunu söyleyeyim. Adana Demirspor'un elinde de şu anda çok değerli iki tane santroforu var. Artem Juba ile Hasan Balonga. Ama dikkat edersen böyle oynuyor. Onları daha çok hamle oyuncusu olarak kullanıyor. Oyunu değiştirmek istediği zaman, sistemi değiştirmek istediği zaman. Yani bunlar Cagney'i de böyle kullanabilir. İki hocam. Takım arasındaki benzerlik ne peki abi? Şu anda aklıma geldi. İki takım arasındaki benzerlik. Teknik adamlar İtalyan. Ha evet, Montella da evet, şeyde. Yani demek ki orada İtalyan hocalarda bu var yani. Sonuçta ikisinde de elinde golcüler var. Özellikle Montella Fenerbahçe maçında da mesela o forvet başladı. Burada da mesela demek ki İtalyan teknik adamlarda bu var. Yok, galiba Fenerbahçe maçını Adana Demirspor şeyle başladı. Artem Juba ile başladı. Sonra döndü. Evet, sonra döndü. Ondan sonra zaten 4-6-0'a döndü hoca. Artem Zuba'nın adım atacak halini evet, olmadığını görünce 4-6-0'a döndü. Şimdi tabii ki ya bir de 4-6-0 için elinde çok iyi iki tane malzeme var. Onu da konuşalım. Ya Onyekuru 1, Akintola 2. Olmadı bir de üstüne üstlük. Hadi onlar olmadı bir de Yusuf Sarı var. Yani 4-6-0'a çok uygun iki tane oyuncu. Artı iki tane de orta alanda kreatif orta alan özelliği olan Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki tane daha oyuncu var. Yani dolayısıyla 4-6-0'a dönmesi bence çok son derece mantıklı bir durum yani. Öyle oldu. Ha, Hasan Balonga'yı beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Artem Zuba'yı Rusya performansıyla beğeniyor musun? Beğeniyorum. Ama demek ki hoca onlarda o performansı görmüyor. O zaman bu 4-6-0 demişken önümüzdeki günlerde Galatasaray'da 3 tane golcü santrafor varken 4-6-0'a dönerse şaşırmam ben o konuda. Yok, ben zaten dönebilir. Hani zaman Icardi için bugün mesela çok önem taşıyan maçlardan bir tanesi olacak. Karışıyor şimdi tekrar Galatasaray'a geçiyoruz ama demin sen yaş vurgusu yaptın. %100 doğru. Maç eksi olarak baktığın zaman 3 tane maç eksi olan oyuncu var. Hatta Barış Alper Yılmaz ki ben başlayacağını iddia ediyorum eğer son dakikada bir şey olmasa. O İstanbul Spor maçı oynamıştı hazırlık maçında. İyi de oynamıştı. Ama bir Adana Demirspor maçı izledim. 83-84'te girip 90+3'te nefes nefese kaldığı bir pozisyon var. Hiç o görüntü olarak aklımdan çıkmıyor yani. Sonuçta futbolcu her zaman hazır olmalı. Ama bu 15 günlük dilim tabii ki Okan Hoca'yı kadro konusunda, 11 konusunda oldukça yordu. Ve şu anda önümüzdeki dakikalarda, saatlerde kadro açıklandığı zaman da göreceğiz. Eğer orada Mata'da oynarsa senin tabirince hem yaş ortalaması yüksek hem de oynamayan oyunculardan bir anda 11'de oynaması sıkıntıya takılabilir. Bir de Kayseri Spor evinde çok iyi oynuyor, çok koşuyor. Özellikle hücum çıkışlarında, o kontra pozisyonlarında ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda baktığın zaman Kayseri Spor'un oyuncu değişikliklerini şu anda görüyor. Bartolucci ve Emrah Başsan mesela. Orta alanda, eğer ama başlarsa yani, da sürpriz olmaz. Bak Emrah Başsan'a da başlayabilir. Evet, Galatasaray'a dönmek değil. Hani bu maçları konuşuyoruz belki ama bir de onu da söyleyeyim. Bir de ya Mensah çok kolay adam eksiltiyor. Yani Galatasaray'ın orta alanda Torreira'nın ve Mitchell'ün kolay eksilmemesi gerekiyor. Çok kolay eksiltiyor ve çok da dikine oynayan bir oyuncu. Mesela formda olduğu zaman yani gerçekten çok özel bir oyuncu. Onun için de yani ona çok dikkat etmesi lazım Galatasaray'ın orta alanda. Çünkü orada Mertens'i geriye çağırdığın andan itibaren Mertens'in verimini düşürüyorsun. Onun için de o ikilinin Torreira ve Mitchell'ün, yani tabii biz hayali bir kadro üzerinden konuşuyoruz da tahmini kadro üzerinden. Özellikle Mensah'a ve Cardozo'ya çok fazla geçit vermemesi lazım. Mensah bu konuda zorluyor, onu söyleyeyim. Özellikle serbest vuruş falan kazanabilir ön tarafta. Çok fazla zorluyor. Yani kolay adam eksilttiği için güveniyor. Bir de özgüveni de var. Yani çalım atabilirsin diyorlar. Atıyor yani çalım. Bu iki oyuncudan hiç tereddütüm yok. Şu anda bu Galatasaray'da sıfır hatayla kim oynar? Lucas, Torreira ve Micho. Ama önlerinde oynayan Mertens. Demin yine söylüyorum. Kerem'in o yaş ve koşu mesafesi. Mertens geldiği zaman
savunma yönü de olan bir oyuncuydu ama son haftalarda o da biraz tartışılır. Şu iki haftalık dilimdeki... Bir şey söyleyeyim Savaş, yani sözünü kestim. Ya Mertens'ten, yani bazı oyunculardan bazı savunma şeyleri beklemeyeceksin. Yani Mertens'i 50 metre geri koşturursan ileriye 50 metre giderken enerjisinin yarısını... Ama oraya Mata'yı da koyduğun zaman hiç onu yapamayacak işte bu sefer. Bazı oyuncu... Ne yapacaksın? O zaman ne yapıyorlar teknik adamlar? 4-6-0 diyeceksin o zaman. Ne yapıyorlar? Savunmayı öne doğru itiyorlar. Aradaki mesafeyi, koşu mesafesini 30 metreye indiriyorlar. Mesela bunu Jorge Jesus yapıyor. Alıyor, diyor arkada boşluk kalmıyor mu? Kalıyor. O arkadaki boşluklara koşulmuyor mu? Koşuluyor. Gol yemiyor mu? Yiyor. Ama diyor ki ben ona razıyım diyor. Yani ben öne doğru oynayacağım. Yani ne yapıyorsun? Şu sağımız burada zaten. Sağımız görünüyor mu bilmiyorum. Sağımızda ne kadar öne doğru çıkartırsan savunmayı, şu orta çizgiye yaklaştırırsan o kadar az koşacaksın anlamına geliyor. Onun için söylüyorum. Tabii, pardon, çalışmasına bak. Madem Jorge orada Arda'ya bile bu maçta savunma yapmayı öğretti mesela. Bu son maçta Arda bile ya, savunmaya geldi yani. Abi, herkes savunma yapacak da 50 metre koşmayacak geriye Mertens. 50 metre koştuğu anda yani bir kere hücumdaki etkinliği çok sınırlı. Bir zaman, kere yaş olarak da buna uygun değil. Yaş olarak da oyun görüşü olarak, oyun felsefesi olarak da uygun değil. Onun için sen Mertens'ten sağlam ve diri kalacağı yerlerde yararlanmaya çalışacaksın. Onu da yapacak olan o konuca işte. Biz burada bugün onu ne şekilde göreceğiz? Maçı izleyip bakacağız ama kadro olarak baktığın zaman, 11 olarak baktığın zaman 4 tane farklı oyuncu göreceğiz. Diziliş olarak 4-2-3-1. Ben diyorsun mesela, iddiamı koyarım ortaya. Ben iddialıyım o konuda. Son dakikada bir şey olmadığı sürece ama Okan Hoca da bir değişimi yaptı. Riskli bir kadro mu? Riskli bir kadro. Güzel bir maç olacak. Güzel bir maç bizi bekliyor açıkçası yani. Kayseri Galatasaray maçında böyle golsüz kısır bir değil. Oldukça hücum ama riskli. Senin az önce ifade ettiğin gibi orada Mensah gibi, Gavrilovic gibi hücumda açık alanda topu alıp da giden oyuncular var. Dolayısıyla burada o savunma yönü biraz daha sıkı tutması lazım Galatasaray'ın. Sol bek konusu mesela şimdi Kazımcan'ı merak ediyoruz. Nasıl bir performans sergileyecek mecburiyetten? Ama çok çabuk da şey de yapabilir. Oyun hamle de yapabilir değişik kanalında. Kazımcan'ın karşısında ben şöyle söyleyeyim. Mesela Ramazan muhtemelen oynar. Ramazan'da şöyle bir şey var. Bir takım oyuncusu olma çabası var. Yani bireysel çabaları ön plana çıkartmıyor. Yani takım oyuncusu olarak bu kötü bir şey manasında söylemiyorum. Adam eksilteyim, son çizgiye gideyim, oradan keseyim, yerine pas vereyim, alayım, tekrar pas vereyim noktasında oynayan, yani takıma oynayan bir oyuncu. Mesela Kazımcan'ı o manada çok fazla zorlamaz. Yani böyle mesela Kazımcan'ın karşısında söz gelimi yani şöyle Onyekuru olsun mesela çok zorlar. Çok geçen Adana Demirspor maçı öncesi de burada konuşmuştuk. Yani ben dedim ki müthiş bir koşu olacak Sasha Boy ile Onyekuru arasında ve gerçekten öyle müthiş oldu. Bir koşu öyle oldu. Evet, beklediğimiz yani, gibi oldu. Yani öyle yani. Ama şimdi Kazımcan, Ramazan o koşu yani atletik performansı var. Atlet bir oyuncu ama onu kullanmıyor. Belki bu özgüven sorunundan kaynaklı olabilir. Bir yandan gözüm Kasımpaşa Adana Demirspor mücadelesinde Demirspor'un bu bölümde baskısı var ve top ağlara gitti gol. Adana Demirspor üstünlüğü yakaladı. Younes Berlanda'nın kaydettiği golle skor 1-0. 37. dakikada geldi Demirspor'un golü. Sol kanadı kullandı konuk ekip ceza alanına. Penaltı noktasının gerisine doğru çevrilen bir top. Younes Berlanda topun gelişine sol ayağıyla çok sert olmayan ama net diyebileceğimiz bir vuruş yaptı. Ve durum şimdi 1-0. Güzel bir gol gerçekten Younes Berlanda'dan geriye doğru arkasına doğru gelen topa dönerek vuruşunu yapıyor. Top hafif falso oluyor ve direğin dibinden ağlara giriyor hakikaten. Seyretmesi de keyifli orta bir gol. Orta da çok güzeldi. Skor 1-0. Ortayı Kevin Rodriguez Kevin Rodriguez yaptı. Evet, tam diyecektim ki gözüm hep orada. Bu maçta gol dışında her şey var. Top hiç durmadı. Neredeyse topun durma dakikalarına bakalım. Yani çok az oyun durmuşluğu vardır. Bir o kalede bir bu kalede ve gol geldi. Bundan sonra da İstanbul'u bu arada özür diliyorum. Ortayı yapan İstanbul'u evet, mi? İstanbul. Çünkü yani biraz Kevin Rodriguez'i arkada gördüm ama dedim acaba o mu yaptı? Çok güzel top. Vuruş yani. Çok güzel ama. Vuruş da çok önü güzel. Önü kapalı olması ama topu da dönüyor olması. Geldiği nokta da çok güzel. Yani maça odaklanalım dediğimiz anda gol geldi. Skor 1-0 oldu. Gerçekten evet, şık bir gol Younes Berlanda'dan. Şeyde gol gelmedi herhalde. Daha pozisyona bakmadan Bournemouth maçında yine pozisyonlar var. Yani. Bournemouth 3. gole çok yaklaştı ama kaleci başarılı oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Gerçekten inanılmaz bir bu da müthiş iş çıkartıyor Bournemouth. Şöyle söyleyeyim, bizim İstanbulspor gibi
bizim ligdeki İstanbulspor gibi bir alt ligden geldiği kadroyla aşağı yukarı devam yani. Ediyor. Sezon başı çok söyledim. Ligi 19. bitirirlerse bile başarıdır dedim. Şu an ilk 6'yı zorlar durumdalar. Hakikaten müthiş bir iş yapıyorlar. Başta beni birçok futbol severi de yanılttılar. Seni yanılttıysa biz ne yapalım? Yani hiç biraz müthiş bir iş çıkartıyorlar. Yani. Sabah hakikaten kadar İngiltere Premier Ligi'ni izleyen bir adam biz ne yapalım? Herkese yanılttıysa. Ya şöyle söylemek lazım. Yani bu tür durumlar nasıl oluyor? Bir mucizeyle gerçekleşmiyor bunlar. Yani bir takım bütünlüğü oluşuyor. Takım bütünlüğünü kullanıyor. Yani nedir biliyor musun? Sezon başında yani bol transferle gitmek de o kadroyu oluşturmayı zorluyor tabii ki. Yani o da zorlanıyorsun. Onu yaşayan da var. Evet. Nottingham Forest 200 milyon pound harcadı. 20 tane adam aldı. Hoca 10. hafta olmuş. Hala diyor ki ideal kadromu bulmaya çalışıyorum. Ve her hafta kaybediyorlar. İşte yani. Yani 200 milyon pound harcayıp da düşmek. Kulübün sahibi için hakikaten korkutucu. Leicester kaç para harcadı? Leicester bu sezon para harcamadı. Aşağıdalar. Bugün de 0-0 berabere kaldılar. Yani ama elindeki kadroya baktığın zaman yani bu ligin orta sıralarında en azından yer alabilecek bir kadrosu var baktığında. Ama işte buyurun. Yani. Savunma problemleri var. Savunma çok problemleri kötüler. Varsa Çağlar'ı oynatacaklar yani. Kasper Schmeichel'ı sattılar. Daha doğrusu i̇şte gitmesine izin verdiler. Evet. Ward oynuyor Galler'in kalecisi. Evet. Biraz Premier Lig seviyesinde amiyane tabirle kova sayılır. Evet. Gerçekten sonra, çok kötü kaleci. Çağlar'ı da oynatmıyor. Gerçi geçen seneki performansı çok üst düzeyde olmasa bile tecrübesiyle. İki oldu bu arada. Kasımpaşa Adana Demirspor maçında ikinci gol geldi. Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı sevgili seyirciler. Çok büyük sevinç var Demirsporlu futbolcularda. Bakalım golü kim atmış onu göreceğiz. Adana Demirspor sol taraftan Rodriguez'le tacı kullanıyor. Taç atışı. Sonrasında Belanda yerden dışarı çıkartıyor. Topun gelişine sağdığa bir vuruş. Çarpıyor herhalde değil mi? Akintola evet. Vuruyor. Sağdığa sonrasında Sadık'ın orada bir müdahalesi var. Çarpıyor. Top ağlara gidiyor. Çok iyi bir vuruş değil bu. Eğer sağda çarpmıyorsa yanıtıyor. Da kaleci için yo, çok yo, kötü bir gol. Sağda çarptığı İki golde için de benzerlik var yalnız. Evet. Akintola'nın golüyle fark 2'ye çıktı. Demirspor skoru 2-0'a getirdi. Şunu gördük ki Demirspor bu ligde öyle kolayca teslim olmayacak. Yani hani Demirspor, Konyaspor, Başakşehir bunlar yani ligde kolay teslim olacak takımlar değil. Öyle görünüyor. Zaten Sayın Başkan'ın ilk hedefi ilk 5'te yer almaktı yani. Evet. Bunu şu anda bize sanki yaşatacaklar gibi gözüküyor yani. Tabii yani şimdi bu sezon bazen futboldan keyif almamız lazım. Onu da söylüyoruz bazen ama şimdi tabii takım taraftarlığı farklı bir şey. Bizim bakış açımız farklı bir şey. Yani ben şimdi bu sezon maç izlerken keyif aldığım maç sayısı çoğaldı Kerem geçen seneye göre. Yani ben bilmiyorum. Benim çoğaldı. Ama geçen sezon son yıllardaki en kısır ve İşte onu söylüyorum 7. ben. 7. haftada Trabzonspor'un liderliği alıp sezon sonuna kadar götürdü. Burada dün akşam Alanyaspor Antalyaspor maçını izliyorum. Ya iyi ki de izledim diyorum mesela maça. Yani hani bir keyif veriyor artık ligdeki tüm maçlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani yoksa geçen sene böyle ya kim oturacak da o maçı izleyecek falan derdik. Şimdi izliyor. Bak Alanya şimdi görüyorsun Adana Demirspor ben bu maç daha bitmez. Kasımpaşa bu maçta gol atabilir, ortak olabilir. Adana Demirspor atabilir. Fark açılabilir. Yani bir şekilde bizim maç izlememizi sağlayan o keyfi yaşatan bir maç profili var şu ana kadar. Ligin 10. haftasına giriyoruz. 1. ile 7. arasındaki puan farkı 1. 4 tane takım puanı 17. Evet, yani tabii. Bu bile bize kaliteyi gösteriyor. Hayır bir de şöyle bir şey var. Alt ligde de aynı durum söz konusu biliyor musun? Alt ligde 10 tane takımın puanları birbirine neredeyse eşit herhalde. Gol haberi var. Valencia Elche maçında konuk takım 1-0 önde. Devam edelim. Evet. Yani alt ligde de onu söylüyorum. Ya bakıyorum bütün takımlar şu anda ilk 7'ye aday alt ligde. Mesela Samsunspor'da bir hoca değişikliği Hüseyin Hoca gitti. Samsunspor da çıkışa geçti. Bir yükselişe geçti. Diğer taraftan bakıyorum Eyüp zaten bir Süper Lig kadrosu kurdu. Yani baktığımızda yine lige yeni çıkan Bodrum Spor çok iyi oynuyor. Yani iyi işler Sakarya yapıyor. Sporcu değişikliğine gitti. Yani Sakaryaspor'da Serkan Özbalta geldi. Hayırlı olsun. Hatay'da olmadı. Belki burada daha
farklı bir şeyler olabilir. Altay'da olmadı, Hatay'da olmadı, Sakaryaspor gibi bir futbol şeyine. Altay Manisa maçına da baktım biraz. Yani tabii Altay'ın yani insanın en çok üzüldüğü olay, yani Denizli Spor'a geçmiş olsun dedik de, yani o ligde puan cetvelinin en altındaki takımlara bakıyorum. Yani çok enteresan. Denizli Spor, Altay, yani Süper Lig'in tecrübe Gençler Birliği. Bu arada ikinci ligde de Bursa Spor bugün düşme hattına geriledi. Bayburt deplasmanında kaybedince. Çok 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 kötü. Yani oraya bakıyorsun işte Göztepe aşağıda, Altay aşağıda, Denizli aşağıda, Gençler Birliği aşağıda. Yani bu takımlar bizim ligimizin, Süper Lig'in önemli takımları. Eskişehir zaten onlar artık daha aşağılara doğru gittikleri için bir şey söyleyemiyorum onlara. Ama yani şunu söyleyebilirim. Yukarıda ya bir alt ligde de üst tarafta bayağı bir çekişme var. Ya yani bu da güzel lazım. Bir şey. Güzel. Öyle, bir bazen şey. Premier Lig'inde maç izliyormuş gibi oluyoruz yani. Bu sene bunu birçok takımımızda izleyeceğiz gibi. Yani benzetme güzel. İstanbulspor, Ümraniye sezon başında düşer dediğimiz takımlar şu anda nerede? Antalyaspor geçen sezon çok güzel bir çıkış yakalamıştı Nuri Hoca'yla. Şimdi onu bir galiba test konusu yapmamız lazım. Bir küçük virgül koyacağız. Üstüne konuşuruz yine. Alanyaspor Antalyaspor maçı da hakikaten ilgi çekici bir mücadeleydi. Kasımpaşa Adana Demirspor mücadelesinde Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Gözümüzün olduğu bir diğer maç Fulham Bournemouth karşılaşması ki hakikaten takip ettiğimize değen bir ilk 45 dakika oldu. Konuk ekip 2-1 önde. Devrenin son bölümünde de Fulham'ın beraberlik çabaları var. Daniel James şimdi şansını denedi Mitrovic'in pasında. Şut savunmadan geri geldi. Ardından da faul kararı var. Şimdi kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Sezon başında çok iyi yaptı Sayın Başkan. Teknik direktör Montella da keza aynı şekilde. Sistem olarak baktığımız zaman işte geçen haftaki kadro tercihi, bu haftaki kadro tercihi 4-6-0. Belanda'nın üstüne koyarak devam etmesi, bir gol bir asist. Evet. Onyekuru'nun bu şekildeki performansı. Sayın Başkan'ın bu sene hedeflerinin ilk 5 olacak demesine belki o zaman biraz böyle farklı bakanlar olmuştu ama şu anda zirvedeler ve kazanmaları halinde yine liderliğini devam ettirecek gibi gözüküyor. Kutluyorum Adana Demirspor'u yani. Kasımpaşa yalnız bu maçta Aldın abin dediği gibi gol de yiyebilir, gol de atabilir. Burada daha çok gol izleriz gibi geliyor. Evet. Tabii Kasımpaşa burada şöyle bir şey düşünmüş. Hani Aytaç'ı da oraya koyarak yani biraz daha orta alanda, hani 4-6-0'ın karşısı olsun, orta alanı kolay geçirmeyelim diye düşünmüşler tabii. Ama tabii şöyle bir şey var. 4-6-0'da eğer iki kanat oyuncunun o kadar hızlıysa Akintola'yla Onyekuru gibi bu sefer çok kolay olmuyor yani. Bu kez orta alandan değil. Dikkat edersen ilk gol kanattan geldi. Evet. Sol kanattan geldi. Bir yerde gol var. Goller var. Stuttgart Bochum maçında skor 4-1 oldu. Çok hızlı şu maçların sonuçlarını paylaşalım. İtalya'da Empoli Monza maçı bitti. 1-0 Empoli kazandı. İsveç'te Helsingborg 1, Varberg 3, Haken 4, Sundsvall 1 maç sonuçları. Birinci Lig'de Rize Spor Eyüpspor maçı golsüz tamamlandı. Bundesliga'da 16-30 kuşağı her zamanki gibi hareketli. Mainz 2-0 önde Werder Bremen deplasmanında. Wolfsburg 2, Gladbach 2, Frankfurt 3, Leverkusen 1, Stuttgart 4, Bochum 1 şeklinde. Maçlar devam ediyor ki aslında epey de ilgi çekici bir fikstür. Sanki futbol severlere bu fikstür beklenen karşılığı verdi. Epey gol var. Rusya Ligi'nde ise Krasnodar Ahmet Grozny mücadelesinde 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Güzel gollü maçlar var Avrupa liglerinde. Almanya'da benim takımım biliyorsun Eintracht Frankfurt'tur. Evet. Yani kazanıyor olması güzel yani. Hafta içi de Tottenham'a kök söktürdüler ama 3-2 kaybettiler. Kaybettiler evet. Hafta içi tabii yani Rangers'ın 7-1'lik mağlubiyeti gerçekten de çok enteresan yani. Keyif verdi. Maçı izlemedim. Keyif verdi. Sana keyif vermiştir. Hem Liverpool'un kazanması hem Rangers'ın kaybetmesi. Rangers'tan çok hoşlanmam. Sana keyif vermiştir keyif zaten. Verdi, bak evet. Nasıl pas atınca hemen pası kullanıyor. Ama ağır bir yenilgi yani 7-1. Liverpool da yakaladı mı bunları hiç kaçırmıyor yani. Evet. Ben onu izlemedim tabii ki.
Salah sonradan girdi. 3 gol attı. 3 gol attı. 6 dakika 12 saniye içerisinde sanıyorum gollerini attı. Onun da böyle bir şey City maçı i̇htiyacı öncesi vardı. Çok ihtiyacı evet, vardı. İhtiyacı evet. vardı. Ben şeyi de izledim. Tabii hafta içinde, biz tabii hafta içi, hafta sonu hiç fark etmiyor. Çok keyifli bir maçtı. İzledin mi bilmiyorum. Barcelona-Inter maçı. Müthiş bir maçtı. Barcelona-Inter maçı sırasında Rangers-Liverpool vardı. İşte ben de onu seçtim. Ama şöyle, son 25 dakikada Barcelona-Inter'e geçtim. Öyle yani mi? Evet. Önemli müthiş. Aksiyonları yakaladım. Müthiş. Biliyorsun 4-3 oluyordu maç. Evet. Ve Barcelona devreden çıkıyordu yani. Çıkıyordu evet. Aslani evet. miydi? Aslani çok net. Kıvamlı da oyuncu değişti. Frankfurt farkı 3'e çıkardı 4-1. Bayer Leverkusen karşısında çok çok iyi bir görüntü sergiliyorlar. 4-1'lik sonuç hakikaten evet. iyi sonuç. İki yani, Şampiyonlar Ligi takımı bu arada. Yani Eintracht Frankfurt ya, çok enteresan değil mi? Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Hani ben takip ettiğim için düşüyorlar, çıkıyorlar. Kupa kazanıyorlar. Yani Avrupa'da kupaya oynuyorlar. Yani böyle enteresan yani. Böyle hani şey değil. Biz buranın gediklisiyiz. Burada kalırız. Burada ama bir ivme yakalıyor. Yukarıya çıkıyor. Çok iyi noktalara geliyor. Bir tek tabii şampiyonluk meselesi sıkıntılı. Onun dışında ama orada da yani Bayern Münih'in olduğu yerde Bayern Münih ve diğerleri oluyor yani. Evet. Maalesef öyle bir sıkıntı var yani. Onu da söylemek Fulham'da lazım. Fulham'da galiba geride olmayı kabullenmiyor. İki tane oyuncu değişikliği yaptı galiba. Fulham'da değişiklikler var. Willian oyuna dahil oluyor. Onu gördüm. Sanki Daniel James çıkmış olabilir. Değişiklikler henüz ekrana yansımadı ama Willian'ı gördük. Kasımpaşa'da var mı? O maçla başlıyor. Bakalım değişiklik var Kasımpaşa, mı? Kasımpaşa Adana Demirspor mücadelesinde de ikinci yarı başlamak üzere sevgili seyirciler. İkinci 45 dakika yine hareketli bir karşılaşmayı bizlere getirebilir. Futbol severler olarak tabii ki ümidimiz bu yönde, daha fazla gol görmek isteriz. Evet. Antalya-Alanya maçında kalmıştık. Antalya-Alanya maçıyla ilgili yani şeyi söyleyecek. Ben şey için söyledim, sen devam edebilirsin. Bir test konusu olur yani. Neden test konusu olur? Pası da atayım ona, Savaş'a. Ya bir takım Trabzonspor'a 5 attıktan sonra bu noktaya nasıl gelir ya? Yani maç kazanamıyor. O zaman cevabı sende. Şimdi bazı maçlar vardır öyle mesela. Büyük takıma karşı bir galibiyet alıyorsunuz. Sonra 5-6 hafta. Tamam 1-2 hafta olur da. 6 hafta ama galiba. Kaç hafta 6 oldu hafta ya? Oldu zannedersem. Şöyle bir hesapladım. 6 hafta. İçeride bir sıkıntı var demek yani. Burada Nuri Hoca'nın geçen sezonki performansı, takım içindeki oyun sistemi, takım içindeki futbolculuktan geldiği için takımı tamamen tanıması. Sanki orada biraz benim aldığım haberler maddi olarak bir sıkıntı var. Yani futbolcuların bazen primini ödemezseniz, işte alacağını ödemezseniz bir takım form düşükleri, performans düşükleri olabiliyor. Mutlaka çıkacaklardır. Çünkü geçen seneki Antalya Spor'la bu seneki arasında çok fark yok. Hoca aynı, cami aynı. İlginç. Yani oraya bir bakmak lazım. Dediğin gibi test konusu eğer bunun ekonomik sebeplerden dolayı ise bir an önce o ödemeleri yapmak lazım. O zaman. Evet. Çünkü futbolcu ödemesini yapmadığınız zaman bir hafta, iki hafta ama belli bir hafta geçtikten sonra ister istemez aldın abi sen de yıllardır bu işlerinizin sahaya yansıyor performans olarak. Kesinlikle. Yani bu bir kişi, iki kişi olsa tamam, takım halinde olduğu zaman çok daha farklı şekilde bir bakmak lazım oraya. Ama Nur Hoca yine mücadele veriyor. Burada geriye düştü, beraberliği yakadı. Tam son dakikalarda yine golü yiyince galibiyet hasreti. 6. haftaya çıktı galiba, 7. haftaya gidiyor. Yani o 5 attıktan sonra böyle bir düşüşün olması çok enteresan tabii ki yani. Adana Demirspor da maçı kazandığı takdirde bir kere lider olarak günü kapatacak. Az önce ama, söyledim ya. Ama şeye tabii diğer maçlara da bakmak lazım. Diğer maçların sonuçları yarın biraz daha netleşir. Ama yine galiba haftayı da lider kapatacakmış ama gibi görünüyor. Ama orayı sevdi. Yani o zirveyi evet. sevdi. Yani başkan beşincilik diyor ama ilerleyen haftalarda bir anda o beşi yukarı çıkarırsa ben şaşırmam yani. Ya şimdi iyi bir kadro var. Onu özellikle söylemek lazım. Şimdi Kasımpaşa ile kadrolarını yan yana koyduğun zaman daha Kasımpaşa'ya göre daha iyi bir kadrosu var. Onu özellikle vurgulamak lazım. Kreatif oyuncusu var. Özür diliyorum, Emre Kaplan hazır. Sözü ona bırakıyorum. Galatasaray yola çıkıyor. Kerem Canbulat teşekkürler. Kayseri'den bir kez daha mutlu akşamlar dileyelim. Galatasaray kafilesi artık yavaş yavaş kamp yaptığı otelden ayrılacak. Oyuncuların bir kısmı otobüse bindi ve az önce de maç toplantısı gerçekleşti. Şu anda zaten oyuncular oradan geliyor. Maç toplantısını gerçekleştirdiler. Okan Buruk stattan önce belki de son talimatlarını, taktiksel anlamdaki son detayları burada oyuncularıyla paylaştı. Ve yavaş yavaş da şu anda kafile otobüse doğru geçişini gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılı takım da şu anda ekrana yansıdı. Kazımcan Karataş bugün belki de performansı en çok merak edilen isimlerden bir tanesi.
İlk kez bugün ilk 11'de oynaması beklenen isim ki Okan Hoca'nın yerli rotasyonunda elini rahatlatabilmek adına orada hücumda yeni bir hamle yapabilmek adına değerlendirdiği bir opsiyon. Kazımcan bugün Galatasaray'ın ilk 11'inde olacak. Aynı şekilde Juan Mata, Galatasaray'ın dünya yıldızı, ilk kez bugün ilk 11'de forma giyecek. Aynı şekilde Mauro Icardi de ilk kez bir resmi maçta Galatasaray formasını giyecek. Birazdan tabii kadro resmileşecek, kadro paylaşılacak. Bu arada Dries Mertens de fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor. Oldukça pozitif bir karakter olarak zaten İstanbul'a geldiğinden beri dikkat çekiyordu. Burada da bekleyen taraftarların fotoğraf isteklerini mümkün mertebe geri çevirmemeye çalışarak otobüse doğru geçti. Dediğimiz gibi Juan Mata, Mauro Icardi, Galatasaray'ın dünya yıldızları bugün ilk kez ilk 11'de forma giyecekler. Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz bu karşılaşmada Galatasaray'da ki sezon başında özellikle son haftalarda en çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Performansının bir anlamda yukarı çekilmesi adına bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Okan Hoca bay geçilen haftada çok fazla taktiksel deneme yaptı. Hem kanatlarda hem hücumda yeni varyasyonlar üzerinde durup son olarak artık verdiği karar olarak bunu söyleyebiliyoruz. Mata ve Mertens'in ilk 11'de birlikte oynayacakları bir kadro düşüncesi var. Ve şu anda da Okan Buruk teknik direktör, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. O da içeride fotoğraf isteklerini geri çevirmemişti. Şu anda da yine taraftarların fotoğraf isteklerini yerine getirerek takım otobüsüne doğru geçiyor ve otel çevresinde de bir hayli yoğun bir taraftar ilgisinin olduğunu önceki yayınlarımızda da vurgulamıştık. Şu anda artık Okan Buruk'un da otobüse geçmesiyle birlikte kafile tamamlandı. Galatasaray stada doğru yola çıkacak. Taraftarların yoğun coşkusuyla, yoğun tezahüratlarıyla stadyuma doğru yolculuk başlıyor. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından sarı kırmızılı kafile stadyumda yerini alacak. Artık son hazırlıklar, ısınma hareketleri statta gerçekleşecek. Saat 20 itibariyle de bir haftalık aranın ardından, bay haftasının ardından Galatasaray Kayserispor deplasmanında zorlu bir mücadelede sahada olacak. Sarı kırmızılı kafile şu anda yavaş yavaş otelden ayrılıyor. Güvenlik güçlerinin önlemleriyle birlikte herhangi bir problem yaşanmaması adına erken saatlerden itibaren yoğun önlemler vardı ve yoğun da bir coşku zannediyorum ki şu anda hem ekrana görüntü olarak yansıyor hem de taraftarların seslerinden de tezahüratlarından, coşkusundan bunu anlayabilmek oldukça mümkün. Galatasaray yönetimi de bir hayli kalabalık bir şekilde buraya geldi. Kafileye şu anda ikinci başkan Sayın Metin Öztürk öncülük ediyor. Başkan Dursun Özbek de genel itibariyle deplasmanlarda görmeye alışık olduğumuz bir isimdi. Burada Metin Bey şu anda kafilenin başında ikinci başkan. Yönetim kurulunu taşıyan otobüste şimdi yavaş yavaş hareket edecek. Önden takım otobüsü gidiyor. Teknik heyet, futbolcular, personel. Az önce de ifade ettik. Juan Mata, Mauro Icardi, Mertens bugün ilk 11'de görev almasını beklediğimiz isimler Galatasaray adına. Yunus Akgün'ün de yine ilk 11'de forma giymesini beklediğimizi söyleyelim. Kısa bir süre sonra zaten takım stadyuma ulaştıktan sonra artık resmi kadroyu da paylaşıyor olacağız. Taraftarların ilgisiyle, tezahüratlarıyla, coşkusuyla Galatasaray takım otobüsü artık yavaş yavaş bizim de görüş alanımızdan çıkıyor. Saat 20 itibariyle mücadele başlayacak. Galatasaray bay haftasının ardından Kayseri deplasmanında bizim de yavaş yavaş stadyum yolculuğumuz başlıyor. Oradan yansıyan detayları, iki takıma dair bilgileri, atmosferi aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Fulham Bournemouth maçında gol var. Aleksandar Mitrović kendisine yapılan müdahale sonrasında kazanılan penaltı da affetmedi. Skor da 2-2'ye geldi. Sırp oyuncu gollerine devam ediyor. Hakikaten bambaşka bir seviyeye ulaştı. Özellikle son iki sezonda. Ya genelde de her sezon başı bir transfer ediyoruz onu biz. Takımlarımızın biri getiriyor ama bir türlü gelmiyor. Şey gibi oldu. Robert Press vardı. Hatırlar mısın? Uçağa binerdi, gelmezdi bir türlü uçak. Allah rahmet eylesin. Özcan Caner zamanında Turkay Karay döneminde. Marcelo Gallardo. Onlar bir türlü uçağa binerler, gelmezler yani nedense öyle bir durum oluyor. Mitrović de gerçekten çok özel bir golcü yani. Yani alınsa çok büyük faydası olabilirdi ama bundan sonra zor gibi. Kaldı. Şu anda 30-40 milyon euro vermeniz lazım. Tabii. Şimdi bitti artık. Ama geçen sezon
alt ligden yukarı çıktı galiba. Evet, evet. Onun için yani bir şans olabilirdi belki. Yani şimdi artık daha yine o olmazdı çıkarken. Olmaz mıydı yine? Yani geçen sezon 40 gol attı aşağı yukarı. Biliyorum. Evet. Müthiş gol attı. Yani biz Türkiye için artık imkansız. Wolverhampton golü buldu Forest karşısında. Geçen sezon Championship'te 44 maçta 43 gol 7 asist. Böyle bir performans. Mitrovic. Evet. Çok, ben çok sanki 38 lig golü gibi hatırlıyorum. Yani öyle bir şey hatırlıyordum. Müthiş, yani. Bir, müthiş yani. Bir rakam. Müthiş bir rakam yani. 43 tane arka arkaya sayamazsın bile. Çok zor olur yani. Wolverhampton golü buldu Forest karşısında. Emre bağlantıdayken Sadık'ın bir kafa topu direkten döndü. Ama hala benim önümde gol bilgisi yok. Onu söyleyeyim. Belki iptal edilmiş de olabilir. Bakacağız, söyleyeceğiz sizlerle, paylaşacağız. Eğer gol varsa Wolves Forest karşılaşmasında orada da dengeli görünüyor açıkçası istatistikler. Kerem diyor ki gol varsa skor biz 1-0. Varız. Gol varsa bahsedeceğiz. Var gibi duruyor şu an 1-0. Wolves üstünlüğü ekrana yansıdı. Bakalım golü atan oyuncu kim? Kasımpaşa Demirspor maçında da Sadık Çiftpınar'la Paşa gole yaklaştı ama top direkten döndü. Oyunda 2-0'la devam ediyor. İkinci yarıda hareketi başladı. Kasımpaşa daha şu anda dominant taraf. Yani daha fazla atak geliştiriyor. Ruben Neves'in penaltısıyla bu arada öne geçmiş Wolverhampton. Kasımpaşa daha atak ikinci yarının başında. Ve yine önemli bir pozisyon. Kaleci Ertaş'ta kaldı top. Ertaş'ta bu şansı da kullanamadı Kasımpaşa. Bir gol daha var. Gole yakın. Celtic Hibernian karşılaşması. Skor 3-1. Celtic üstünlüğüyle mücadelenin devam ettiğini belirtelim. İskoçya'nın iki yeşil takımı kozlarını paylaşıyor. İrlandalıların sempati duyduğu iki maç var. Geldi. Kasımpaşa gole yaklaştı. Bauken sağ çaprazdan kaleci Ertaç'ın soluna doğru vurdu. Ama Ertaç gole izin vermedi. İki hamlede topun sahibi oldu. Epey hareketli geçiyor Kasımpaşa Demirspor. Ya şu başladığından beri ikinci yarı 8 dakikadır daha çok Kasımpaşa'da top. Ve tabii şimdi bu tür oyunların şöyle bir riski var. Çok fazla öne çıktı Kasımpaşa ve çok pozisyon üretiyor. Ama bir anda arkada bıraktığım boşluğa o depar kulvarlarına koşular gerçekleşirse ciddi bir sıkıntı da yaşayabilir. Yani bir anda oyun dönüp 3'e de dönebilir yani onu da söylemek lazım. Ama şu anda çok sayıda atak geliştiriyor. Az önceki pozisyonda da şeyi düşündüm, çok hızlı geçti. Acaba Bahoken vurmak yerine, şimdi göreceğim, acaba pas verebilir miymiş? Yok, veremezmiş. Aytaç orada koşuyor. Önünde bir oyuncu var, bak şimdi ben de ona baktım. Şimdi Aytaç'ı takip eden bir oyuncu var. Evet, aslında kendini atsa penaltı alabilir miydi aldın abi? Bak, yok, işte az önceki olay işte o. Kolay yani. Penaltı olurdu. Evet, kolay penaltı. Yalnız nasıl bir yağmur ya? Biz az önce bir hava almaya çıktık kapıya. Burada yoktu. O Kasımpaşa... Var yağıyor dedim ama ya. Ama bu kadar değil. Yok biz burada yağmıyoruz çok fazla. Yok şeyde diyorum. Kasımpaşa'da fena yağıyor. Sol taraftan serbest vuruş kullandı Kasımpaşa. Doğrudan kaleye gitti Aytaç'ın yolladığı top. Ve kaleci Ertaç için çok zor olmadı bu topu kontrol etmek. Oyun 2-0'la sürüyor. 55. dakikadan 56. dakikaya geçmek üzereyiz. Fulham-Bournemouth mücadelesinde de yine 2-2'lik beraberlik var. İki iyi maç biz de stüdyoda takip ettiğimiz karşılaşmalar arasında. Kayserispor Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuşacağız. 11'lerin artık netleşmesini bekliyoruz. Yarım saat 45 dakika içerisinde iki ekibin 11'lerine de kavuşmuş olacağız. Ve belki de yorumlarımızı daha sağlıklı yapabileceğiz. Bunu da hatırlatalım. Yarın da Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması var. Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesi. Bu maça dair de konuşacağımızı söylemiştim. Belki çok uzun durmayacağız ama karşılaşma üstüne de konuşalım. Gol var sanıyorum. Arkadaşlarım beni uyardılar. Celtic farkı 3'e çıkardı. Glasgow'da skor 4-1. Celtic'in Hibernian karşısında 4-1'lik üstünlüğü var. Beşiktaş-Trabzonspor maçında... Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ya... Kerem çok dikkat et. Bu arada gol geldi. Kasımpaşa golü buldu. Bauken topu ağlara gönderen oyuncu. Bu golün sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Evet söylemiştim. Skor 2-1'e geldi. Kasımpaşa hakikaten çok ciddi bir baskı kurdu Adana Demirspor kalesinde ve şimdi farkı 1'e indirdiler. Bu geri dönüş sinyallerini alıyorduk. Evet evet yani 7 dakikadır 8 dakikadır baktığımız her an Kasımpaşa'nın daha önde ve gole yakın oynadığını görüyorduk. Tabii bu arkada riski alıp gitti ama golü buldu. Şimdi golü bulunca biraz daha da risk alabilir. Yani ikinci golü bulmak için. Şimdi bakalım.
Sol taraftan ceza alanına yapılan bir orta var. Rakitski'den sekiyor top. Yerde kalan bir Adana Demirsporlu oyuncu var. Boşta kalan topu da Bahoken ağlara gönderiyor. Hmm. Foul'un hareketi için faul beklentisi söz konusu. Ekranda da Frankfurt Leverkusen maçının 5-1'e geldiği yansıdı. Leverkusen'ın da maçta 10 kişi olarak mücadele ettiğini aslında uzun süredir belirtelim. Skor orada 5-1. Kevin Rodriguez'e yapılan hareket sence? Çok net göremedim. En ufak bir temas yok ya. Bir temas var da o temasla yere düşer mi? Bence... Yerdeyken daha fazla isyan ediyor aslında. Hayır, yerdeyken şey yapıyor. Yani göstermeye çalışıyor kendisini. Bence orada bir faul olmaz. Yani en azından diyor. VAR'ın uyaracağı bir pozisyon. Golü verdi zaten. Evet, skor 2-1. Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Şimdi daha da keyifli bir maçı izleyebiliriz. Sıkı bir mücadele veriyor iki takım yoğun yağış altında. Ve 3 gol çıktı 58 dakika içinde bu maçtan. Frankfurt Leverkusen karşılaşması 5-1'e geldi dedik. Dayıçi Kamada, Randal Kolo, Jesper Lindström ve yine Dayıçi Kamada penaltıdan atıyor Japon oyuncu ikinci golünü. Ve Lucas Alario, Frankfurt'un gollerini atan oyuncular. Leverkusen'da tek sayı Piero Insapia'dan geldi ve oyuncu da daha sonra gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Çok rahat bir şekilde Eintracht Frankfurt Leverkusen önünde galibiyete gidiyor. Stuttgart Bochum maçı hala 4-1, Wolfsburg Gladbach 2-2, Mainz'ın da Werder Bremen karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. Diğer 3 maçta uzun süredir gol olmadı. Evet. Trabzonspor Beşiktaş deplasmanına gelecek. Bordo Mavilerin geliş görüntülerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çok önemli bir maç bizleri bekliyor. Zirve yarışı açısından, iki takımın kaderi açısından. Savaş Çorlu, beklentin ne Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden? Monaco maçı öncesi aslında favorim Beşiktaş'tı. Fakat Trabzonspor, Abdullah Hoca bazı oyuncuları dinlendirerek, her ne kadar maçtan önce tabii ki Monaco maçına konsantre olacağız dese de biraz da teknik, taktik gereği Larsen gibi mesela formsuzluk vardı aslında baktığımız zaman, dinlenmesi gerekiyordu biraz. Larsen'i formsuzluktan dolayı değil de ölçümlerini yapmışlar Savaş. Ölçümlerinde sakatlanma riskinin yüksek olduğu belirlenmiş. Yani %16'larda falan çıkmış şeyi. Şimdi o tür durumlarda oyuncuyu korumak gerekiyor. Böylece ne yaptı? Hem korumuş oldu hem dinlendirmiş oldu. Yoksa eğer oyuncuda böyle bir durum söz konusu olsa... Yani Hüseyin Türkmen riskini almazdı. Kaldı ki Hüseyin Türkmen 45 dakika oynadığı süre içerisinde iyi oynadı ama o riski almaz yani Larsen varken. Bence Larsen'i ölçtük diyor ve sakatlanma riskini çok yüksek gördük. Verileri öyleydi. Onun için şimdi ne oldu? Dediğin doğru ama ne oldu? Larsen dinlenmiş oyuncu oldu. Maxi Gomez dinlenmiş oyuncu oldu. Öyle bir şans oldu. Sen devam et. Ben ekleme yaptım. Beşiktaş'ın da kazanmak zorunda olduğu bir maç baktığımız zaman. Yani şimdi Sayın Başkan Valerian İsmail'in sürekli olarak arkasında olduklarını. Ya genelde şöyle bir şey vardır Aldın abi. Biz niye sürekli bir hocaya, evet hocamızın arkasındayız, hocamızla beraberiz, hocamızla şampiyon olacağız. Lig devam ediyor. 10. hafta biz bunları konuşurken puan cetveline bakıyorum. Az önce de söyledim. Beşiktaş şu anda maç eksiğiyle 2. sıradaydı mesela. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda hocaları tartışmak da çok farklı değil. Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Beşiktaş taraftarı maça çok büyük ilgi gösteriyor. Valerian İsmail de bu maçtan galibiyetle almak istiyor. Trabzonspor'un Monaco galibiyeti çok ciddi bir moral avantajı vermiştir. Hem Abdullah Hoca'ya hem de futbolculara. Abdullah Hoca'da da bir gerginlik vardı. Bu maçın 4-0, seninle yaptığımız yayında 4-4 bekliyorum demiştim. 4-4 oldu. Monaco'da bu kadar rahat bir galibiyet beklemiyordum. Ama hocanın üzerindeki o baskıyı da, bazı futbolcuların üzerindeki baskıyı da kırdı. Aynı kadro olmayacağı bir defa kafeden bir Larsen var. Gomez de geliyor buraya. 2. Orta sahada da mutlaka en az bir hamle yapacaktır. O maçta ben en az bir 3 değişik bekliyorum. Ama yine favori Beşiktaş gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Monaco maçını ölçü olarak almak çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Yani Monaco maçı gerçekten de Trabzonspor'un doğru planladığı ama oyunun akışında Trabzonspor'un lehine gelişen bir lehine faktörlerin çok olduğu bir maçtı. İşte kendi kalesine Nüber'in Sara çarptırarak attığı gol. Ondan sonra Bardi'nin golü ki haftanın golü seçildi UEFA'da. Mesela orada barajın zıplaması, arkasında hiç kimsenin olmaması. Yani biliyorsun Messi yatmıştı. Ama diğer oyuncunun bırakması o da çok güzel. Üçüncüsünde Van der Son'un işte stop etmeye çalışması, vurmak yerine stop etmeye çalışması gibi
bizim lehimize diyelim. Yani hep öyle olsun inşallah. Yani bizim lehimize bazı gelişmeler oldu. Ama Trabzonspor da doğru bir duruş sergiledi. Doğru bir sistem sergiledi. Şimdi Beşiktaş karşısında yine aynı şeyi yapar mı diye bekliyorum. Yani şöyle, Trabzonspor sezon başından bu yana topu kendinde tutarak oynamaya çalışıyor. Çok paslı bir oyun oynuyor. Hani tiki taka demeyeceğim ama çok paslı bir oyun oynuyordu. Şimdi Monaco maçı buna çok uygundu. Topu Monaco'ya bırakarak arkadaki alanlara sızmalar yaparak oynamaya çalıştı. Zaman zaman ön alan baskısıyla şaşırtmaya çalıştı. Yani Abdullah Avcı'nın doğru işler yaptığını gördük orada. Şimdi Beşiktaş buna uygun mu? Beşiktaş da ön alan baskısı yapan bir takım. Onu unutmamak lazım. Yani demek ki geriden topu çıkartmak çok önemli. Doğru bir şekilde çıkartmak önemli. Ve o manada baktığımızda da Trabzonspor'un işinin burada Beşiktaş'a karşı Monaco maçıyla karşılaştırdığımızda biraz daha zor olacak diye düşünüyorum ben. Yani Monaco topu kendisinde tutup oynamaya çalıştığını gördük. Oynamaya çalışmasına müsaade etti Trabzonspor. Topu kaptığı zaman mesela maçın başında Canini'nin bir pozisyonu var mesela. Çok belirgin, örnek bir pozisyon. Hemen top savunma arkasına gidiyor. Canini orada golü atsa belki de fiş çekmiş olacaktı daha başta ama sonuçta fiş çekildi. Yani güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Taktik mücadelenin yoğun olacağı bir karşılaşmayı ben bekliyorum açıkçası. Biraz da hızlı oynayanı sanki avantajlı olur. Bu arada mesela... üçüncü golü buldu Adana Demirspor. Henry Onyekuru topu ağlara gönderen oyuncu 64. dakikada Onyekuru'nun golüyle Adana Demirspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kasımpaşa çok iyi bir ikinci yarı oynadı şu ana kadar. Golü de buldular ama Demirspor savunmadaki çok ilk boşluğu hatayı değerlendirdi. O ikinci golü ararken işte iki defa çok hızlı hücuma çıktı. Öyle olduğu zaman da bakın ikisi, aynı şey işte, işte orada bak, hücumda demin de aynısı oldu mu? Yani 2-0'dan sonra 2-1'e geldi. Risk etmeye devam etti. Bu riskler az önce söylemiştim. Bu riskler arkada boşluklar bırakmana neden olabilecek riskler ve onları bıraktın da bıraktın. Bak Onyekuru aldın abi bak görüyor musun? O riske girip arkada boş bıraktığın adam da Onyekuru. Özür diliyorum Trabzonspor takımının da bu arada İstanbul'a geldiğini belirtelim. Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Bordo Mavililer. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Aslında maçın üstüne de konuşmaya başlamıştık. Konuklarımızdan da bu karşılaşmaya dair görüşlerini almaya devam edelim istiyorum. Mücadele hakikaten futbol severlere çok fazla şey vaat ediyor. Savaş Çoğlu bir giriş yaptı. Trabzonspor'un Monaco galibiyetinin moraliyle maçı dengeye getirdiğini düşünüyorsun. Doğru. Fakat bana mı öyle geldi aldığını bilmiyorum ama mesela benim Umut Bozok bu ligde en beğendiğim golcülerden bir tanesi. Gomez'le beraber biraz daha hızlanmaları mı lazım? Beşiktaş maçında, Fenerbahçe maçında artık rakiplerimiz o biraz önce Kasımpaşa'da olduğu gibi gole giderken geriden çok rahat oyun kurucu hatası yapıp hızlı toplar çıkabiliyor. Gomez ve Umut Bozok sanki biraz daha hızlanmaları lazım. Yani baktığımız zaman bu konuda biraz eksikleri Gomez var. Gomez aslında çabuk bir oyuncu. Yani öyle hani statik bir santrofor değil. Ama istediği ortamı belki tam bulamadı. Mesela Bozok daha mobil bir santrofor değil. Daha sabit bir santrofor. Yani geziyor ama o kadar yoğun değil. Şimdi tabii ki bu maç çok farklı. Bir de o hocanın... İkisini birden görebilir miyiz mesela bu maçta? İkisini birden göremeyiz. Çünkü orta sahada çok yumuşak kalır bu kez. Bu arada Aldo maça da teşekkür ediyorum. Mahmut Hoca'yla yerlerini değiştirecekler. Şimdi de bu değişikliği yapabiliriz. Trabzonspor'un da İstanbul'a geldiğini bir kez daha belirtelim. Aynen. Bu görüntülerde canlı canlı A-Spor ekranlarında sizlerle buluşuyor. Bordo Mavili takım Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Aldın Domaç ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yani tabela kalkmadı ama ben gidiyorum bak ona göre. Tamamdır. Sıkıntı yok. Kural hatası yok. Oyun içerisinde bir değişiklik gerçekleştiriyoruz. Aldın Domaç bizlere keyif kattı ve şimdi yerini Mahmut Hoca'ya bırakıyor. Fulham Bournemouth maçında skor 2-2 Adana Demirspor Kasımpaşa deplasmanında 3-1 önde. Ekranda Trabzonspor kafilesi var. Marek Amşik görüntüde ki Bordo Mavili taraftarların en yoğun ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. Şüphesiz ki gerçekten bu ilgiyi de performansıyla, kariyeriyle fazlasıyla hak ediyor. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Bu karşılaşmaya dair konuşuyorduk. Beşiktaş-Trabzonspor maçına dair konuşuyorduk. Az sonra Galatasaray'ın kadrosu belli olduğunda sarı kırmızılıların renktaşı Kayserispor deplasmanında oynayacağı maça daha
ciddi bir şekilde odaklanacağız. Bunu söyleyelim. Abdullah Avcı da ekrana yansıdı. Trabzonspor teknik direktörüne de yine taraftarların ilgisi söz konusu. Bu görüntüleri Aspor ekranlarında sizlerle canlı canlı buluşturuyoruz. Mahmut Hocam, beklentiniz ne Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden? Müsaade edersen önce ben bir Bartın'a başsağlığı, geçmiş olsun diyelim. Allah bir de göstermesin. Bütün ulusça tabii üzüntülüyüz, başsağlığı diliyoruz. Ya söyleyecek bir şey yok. Kelimelerin bittiği yerdeyiz artık. Tükendiği yerdeyiz. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. Evet, sorun neydi, kusura bakma. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Beşiktaş-Trabzonspor tabii, iki tane güzide kulübümüz, iki tane şampiyonla oynayan takımlar, kulüpler. Beklenti ne olur? İyi maç istersiniz, aktif maç istersiniz. İki takımın da fazla aksiyonları ve bol gollü bir maçın geçmesini, ama bunu biz Beşiktaş-Fener maçında da öyle düşündük. Fakat maalesef çok bir taktik anlayışına giden bir maç oldu. Bakalım burada böyle mi olacak? Çok moralli bir Trabzonspor var ama Avrupa ile lig arası çok farklı. Çok değişik. Bakalım Beşiktaş kimle oynayacak? Stoperler de kimlerle oynayacaklar? Sakatlıkları var. Onların durumu ne? Trabzonspor'da bildiğimiz kadar öyle bir şey yok. Maxim büyük olasılıkla oynar. Avrupa'da çünkü cezalı olduğu için. Kırmızı kart cezalısı. Trabzon'da da orta sahası hemen hemen Ngambi ve şeyle başlar. Hamçik'le başlar. Yani çekişmeli bir maç olacak. Nasipse ben de maçta olacağım. Canlı izlemek şansım olacak. Daha da iyi görebileceğiz geniş alanda. Fakat iyi bir maç olur. Atmosferi yüksek, iyi bir maç olacağını düşünüyorum ben. Savaşoğlu, Trabzonspor kazandığı moralle biraz daha dengeye getirdi dedin maçı. Ama net bir favorin var mı? Onu çok çözemedim. Sanki ortada görüyorsun gibi. Yok, ben daha önce Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Monaco galibiyeti Trabzonspor'u biraz rahatlattı. Hı hı. Bu tip galibiyetler bazen yani lige döndüğü zaman ters edebilir. Mesela Galatasaray bir Barcelona'nın galibiyeti vardı mesela. Gelip İmpaş Yozgatspor'dan mesela 3 yemişti. Hatırlar mısın bilmiyorum hocam yani. Biliyorum, biliyorum. Bazen Avrupa dönüşleri çok tehlikeli olabiliyor. 4-2. 4-2 o maçta. O maçtaydım ben. Stat'taydım. Yanlış yanlış demiştim. Yozgat'ta mıydı? Yozgat'taydım o zaman. Ya buna benzer birkaç tane daha var. Direkt aklıma o geldi mesela. Evet. Yine bir Bursa maçı var. Yağmurlu bir havada 5-0 demişti Avrupa dönüşü. O hangi evet. maçta onu hatırlamadım şimdi. Lucescu maçı. Lucescu maçı. Evet, 5-0. Bizim evet. Ender o zaman o takımda sağ bekli. Sağ kanatta. Evet, evet. Bayağı bir bindirmelerle Bursa Spor'a destek önemli. Olmuştu. Destek olmuştu. Şimdi burada da Trabzonspor'un 2-3 tane ben bir defa değişiklik bekliyorum. Birisi mesela forvette. Gomis, Larsen oynayacak. Orta saha hattı değişmez. Savunma hattında mesela değişiklik olabilir mi? Ama seyirci avantajı orada, Beşiktaş taraftarının maçı ortak olması. Fakat bir taraftan da kulübelere bakalım. Bu maç gidişatı artık öyle bir şey var ki hocam. Maçı oynarken değil, sonra yapacağınız değişikliklerle skora da, oyuna da, puana da etki edebiliyorsunuz. Yani, tabii baştaki oyunun gidişatı da sizi belli bir yerlere götürüyor. Bazı maçlar vardır, ben hep söylerim onu. Yani illaki oyuncu değiştirmek mecburiyetinde değilsin. Hani giden akan bir takım vardır. Gümbür gümbür bozamazsınız, gidiyordur. Bozamazsınız. Bozduğun zaman da tam tersine dönüyor bu sefer. Ama oraya kadar zaten iyi gidiyorsa 3-0 yakalamaz, mecbur değiştireceksin. Oyunu bozmak istemiyorsun. Yani 2-3'ü yakaladın mı değiştiriyorsun da. Kulübe bazında baktığımız zaman Trabzonspor'un kulübesi biraz daha zengin galiba. Çünkü sezon başında sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ta. Evet, tabii. Yani Beşiktaş'taki sakatlıklardan tabii. dolayı diyorum zaten. O yüzden Abdullah Hoca'nın burada ilk yarıda oyunu dengede sağlayayım, ikinci yarı değişiklikler yapayım mı, yoksa böyle başlayayım, golü atayım, rahatlayayım var. Biraz da dediğin gibi 11'ler birlikte olduktan sonra daha iyi görmek lazım ama Beşiktaş'ı biraz daha şanslı görüyorum. Yani yorgun o Trabzonspor'u, ondan faydalanmak isteyecektir. Beşiktaş'ta da forvet attı, etkili forvet attı. Şimdi forvet attı, biraz önce sen gelmeden tam aldın abi, onu söyledim. Umut Bozok, Gomez. Çok hızlı santraforlar değil. Gomez mesela böyle değil ama bir Maxi. Türlü o şeyi, Maxi Gomez onu yakalayamadı normalde. Şimdi Beşiktaş'ın yapacağı o savunma hata ya da geriden çıkacak o toplardan sonra hücumda hızlı olmak lazım. Şey, bu maçları nasıl tayin ediyor biliyor musun? Orta sahalar. Tabii. Bu maçlarda orta sahaların topları çok çabuk oynaması veya iki takımda, Beşiktaş daha fazla çabuk çıkmaya çalışan bir takım. Orada işte hata yaptığın takım. Zaman orada o hızlı nasıl çıkabileceksin? Şey, işte bakmak lazım. Şeyi bilsek stoperlerde kim oynayacak Beşiktaş daha Beşiktaş'ta belki beklentimiz Montero'yla Tayyip Talha'nın birlikte oynayacağı yönünde ama Necip Saiz, ve Wellington da adaylar arasında. Saiz kesin yok mu? Saiz ve Emrecan yoklar sakatlıkları sebebiyle. Wellington? Wellington Montero'dan, oynayabilir hoca Montero'yu, ama hoca sanki onu Montero'yu çok tercih etmiyor gibi. Yani bu yapılan antrenmanda tercih, Montero varmış. Tercih meselesi. Bir tek orada onların sıkıntı var. Bak mesela Trabzonspor'da o bölgede hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin en iyi stoperleri onlardı.
Üçü de Denizfil. Alternatifler var, evet. Denizfil, Batra ve Hugo. Hakikaten bilmiyorum yani sen oynar mı oynarsa. Zaten maçın, Monaco maçının değişmesi, aktif oynamasının ana nedeni Batra'nın ikinci devre sağ bekte oynaması. İlk devre orasını çok kullandılar. Hoca da hep Hüseyin'i yanına çekip ona bir şeyler, direktifler vermiyor ama olmadı. Batra girdikten sonra çok tecrübeli bir oyuncu, çok klas bir oyuncu. Orasını kapadılar Hugo ve Denizfil'i yapınca bu sefer oyunu ilerize geçiyoruz. Öyle bir denge kuramıyoruz. Bir taraf savunma attı, bir taraf hücum attı. Yani Beşiktaş'ın hücum attı çok iyi. Bu tarafa baktığımız zaman da savunma attı çok iyi. Yani dengeli bir oyun ama taraftar baskısı her zaman çok önemli. Burada baktığımız zaman Trabzonspor Monaco karşısında kazandı. Trabzonspor seyircisinin baskısı, hocanın da yaptığı hamleler. Yani Beşiktaş çünkü full çekecek bir kere. Bu belli. Hayır, full artı full diyelim hatta yani. Yani Fenerbahçe maçında olduğu gibi hatta aynen. Bu tip maçlarda çok dikkat ediyorlar. Paso Ligi'ni Beşiktaş olmayan hiçbir şekilde maça giremiyor. Şu anda biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Bakıyorsun kanatlarda, kanat olarak bakarsan Beşiktaş daha etkili kanatlarda. Doğru. Şimdi Muleka'da oynarsa, Enkudu oynarsa, ne bileyim Cenk oynarsa. Yani Cenk de oralarda verimli olan bir oyuncu. İdi. Ben diyecektim ama Cenk bir patlama yapabilir mesela. Siz Cenk sonuçta gene toparlar. Çünkü bir kere futbol perspektifi geniş onun. Oyun kurgusu, oyunu sahayı çok geniş olarak görebiliyor. Cenk'in o avantajı var. Totalde daha geçen hesapladım 70 dakika mı ne oynamıştı yani. Daha bir 90 dakika sürekli işte 45 dakika sürekli. Kafadan bir çıksa belki daha farklı bir olay görebiliriz. Şimdi bu tarafta da orta sahası daha ağır basıyor. Trabzonspor. Tabii Trabzonspor'da. Şimdi mesela bir Hamçık'ı düşün. Ngambi yanında. Bakasetas bu sezon çok formda başladı ve çok, daha hala öyle gidiyor. Silopis attığınız zaman oyun kurgusunda karşılamada Abdülkadir ve baskılarda var. Stoper attı zaten bahsettim. Türkiye'nin en iyi stoper. Benim bu Bekir'in şahsi fikri görüşüm. En iyileri onlarda. Kalede bir sıkıntınız yok. Bir tarafta da işte Trabzonspor'un iki tarafta çok farklı yani. Müdafaa orta sahası Beşiktaş'a nazaran biraz daha ağır basıyor ama Beşiktaş'ın da hücum hattı çabuk çıktığınız zaman Cezal oynarsa bu sefer Vegos rahatlayacak. Çünkü o topları alamıyor. Vegos yapan nedir? Hep dışarıdan gelen o toplar. Onları gittikten sonra Cezal sakatlandıktan sonra bir türlü onları getiremediler fazla. Enkudu da getiremedi. Muleka da getiremedi. Çünkü onlardan beslenen bir oyuncu. Onu ne kadar siz fazla tutarsanız orada ve getirirseniz her zaman için takımımıza fayda olacak. Bakalım yani biz gitgelleri iyi giden bir maç olur. Yani duran bir maç olmaz. Gitgelleri olan futbolcular için de gitgel olması lazım. Çok gidip gelen belki kazanabilir. Orada öyle olacak. Fenerbahçe maçında Vegors mesela ilk yarıda özellikle çok fazla savunmaya yardım etmişti. İkinci yarıda Gezal'ın girişle beraber kendisini hücumda ve son dakikalarda iki tane atlı bir direkten dönen bir tane çok net kaçırdığı pozisyon vardı. Burada Vegors'tan stoperlerin de tam uyumu, Tayyip Talha yanında işte Montero oynayacaksa Vegors yine savunmaya da biraz yardıma gelebilir. Yani sadece evlerde kalırsa çok da getirirseniz onu bu o sefer zaman işte önde aktivitesinizi yapamıyorsunuz. Orada o vakit birisi fix kalması lazım. Onların stoperlerini de çıkartmamak için. Çünkü onlar çıkan, top kullanan stoperler. Trabzonspor'da. Hugo'su, Denizfil'i, Batra'sı. Ya bunların hepsi işte top kullanan. O Fenerbahçe maçındaki gibi değil. Mesela Valerian İsmail, ben maçı başlar başlamaz golü atayım, golü atmalıyım. Yani önce rahatlamalıyım demesi lazım. Onu bırakır mı Trabzonspor o tarzda? Çünkü şeyde biliyorsun Fener maçında, Fenerbahçe'de şu ana kadar hiç görmediğimizi gördük. Ne oldu? Çok uzun toplarla oynamaya çalıştılar. Hep müdafaa arkasında. Beşiktaş da aynı şekilde. Yani iki tarafın zaaflarını biliyorlar. Bildikleri için o topları hep arkaya kaçırmak istediler ama tutmadı onlar. Burada bakalım o şey. Çünkü Trabzon topa basan bir takım. Top oynamasını seven bir takım, ayağa pas yapan bir takım. Ama tekrar söyleyelim. Müdafaa. Orta saha Trabzon ağır basıyor. Fakat Beşiktaş'ta kanatlar, hücum bölgesi çok ağır. Orta sahada kim oynayacak? Josep var bir kere. Kesin oynayacak. Josep. Evet. Beşiktaş'ta Josep oynar. Josef, Jetson, Salih Uçan böyle bir üçlü olabilir. Salih Uçan dönüyor. Toparladı mı tekrar? Evet. Deli Ali adaylardan bir tanesi. Deli Ali kullanır büyük olasılıkla ama üçüncü tür kim olacak? Salih Uçan geliyorsa? Salih Uçan girmezse eğer beklerse. Salih, Tayyip Talha. Salih oynamadığını düşünürsek. Olmazsa
Nasıl yapabilir? Cenk Tosun. Cenk Tosun olabilir. O zaman Cenk Tosun'a dönüyor iş. Forvet. Ya da Tayfur mesela sürpriz yapar. Tayfur olabilir. Tayfur da olabilir. Tayfur da nerede oynatacaksın ama? Merkezde de kullandı hoca. Merkezde kullanıyorsun ama verimini alamıyorsun. Çünkü bir merkez oyuncusu tam böyle olmadığı için çok açıkta oynamaya alışmış bir oyuncu. Onu oraya çektiğiniz zaman bu sefer çevre kontrolünde de sıkıntı yaşıyorsun. Evet. Tamam mücadele yapmak istiyor ama oranın oyuncusunu da oynamakta fayda var. Belki 3 yabancı orta sahayı kullanabilir. Olabilir. Olabilir yani. Dediğim gibi Josef, Getson, Delay onların önünde. Dışarıda da yani zaten kaleci var, Tayyip var. Artı Cenk forvette olabilir ki mantıklı olur. Çünkü siz orada o aktivitenizi orada kullanmak için faydalı bir düşünce de olabilir yani. Cenk'in başlamasına. Enkudu antrenmanlara başlamıştı. Bu maç kadrosunda olabilir mesela. Enkudu sürprizi de olabilir. Ama yerli olarak eğer hoca birini alacaksa Salih'i geçen hafta da riske etmedi. Sanki bu maçta 11'de olur gibi geliyor. Olursa yani kimse hayır demez ama şimdi tabii temponuz, sakatlığınız ne derecedir bilemiyoruz. O adale sakatlıkları falan biliyorsun geçti zannediyorsunuz ama ufak bir kaymada hemen atabiliyor yani. Tehlikeli olabiliyor onlar. Bir de beklentisi yüksek maç. Aynen. Temposu olacak. Temposu ikili mücadelelerde olacaksınız. Bence Getson, Josef, Delay en mantıklı bir orta saha olur. Delay'i çok fazla belki böyle göz hoş gelmiyor ama güçlü bir şey var yani. Böyle herhalde ya. Şimdi hani çok böyle sanki böyle ilgi çekici şeyler yapmıyormuş gibi gözüküyor. Biz tabii Savaş çok bekliyoruz. Gelen oyuncular nereden geldi? Premier Lig'den geldi. Kolay değil birden. Son dönemlerde oynamamış bir oyuncu. Çok fazla süre almamış bir oyuncu. Galatasaray'ın 11'i belli oldu bu arada. Evet. Arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. 11 üzerine de konuşacağız. Sarı kırmızılı takım. Bakalım nasıl bir kadroyla sahada. Savaş Çorlu heyecanlı. Muslera, Sasha Boye, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Micho, Torreira, Yunus Mata, Mertens, Icardi. Bizim beklediğimiz 11 gerçek Mata, olmuş oldu. Barış Alper Yılmaz denenmişti. Mata'ya dönmüş demek ki. Senin başta söylediğin bir şey vardı. Mata, Icardi, Mertens, o ağır oynamıyor. Mertens'i katmıyorum. Ben hani şunu söyledim. Çok fazla ilk 11 deneyimi olmayan, bu sezon maç kondisyonu düşük olan çok fazla oyuncu kafada bir soru işareti yaratabilir. Burada 3 isim var o kategoride sayabileceğimiz. Kazımcan, Mata ve Icardi. Ama bizim bahsettiğimiz o muhtemellerde, o farklı kadrolarda, farklı düşüncelerde 4-5 oyuncu vardı. Yine daha kabul edilebilir. Oldukça hücumcu bir kadro değil mi Abdullah? Şimdi nasıl söyleyeyim sana? İki tane bir kere çok lüks olan oyuncu var. Mertens, Mata var. Bunların... Mertens'e o tarafta oynattığınız zaman Kazımcan da sağ tarafını biliyorsunuz Kayseri'nin ne kadar aktif olduğunu. Evet. Orada nasıl mücadele edecekler? Mesela tabii hocanın takdiri bunları biz burada ne söylesek ben mesela şeyi beklerdim Mata'nın yerine. Oliveira'yı. Daha bu maç için bence de daha ideal olabilir. Daha çünkü rakibiniz çok sert bir takım. Evet. Çabuk oynanan ve ikili mücadele. Mata'yı da Mertens zaten siz onları geri çağırırsanız geçmiş olsun. Onların bütün özellikleri önde. Siz onları topları getireceksiniz. Zaten oynadıkları takımlarda böyleydi. Bunlar hiç kendi rakip takımın yani senin kendi sahana gelen oyuncular değildi 90'lara kadar. Toplasan belki 5'i geçme. Hep etrafı çok farklı oyuncularla oynadıkları için hep bunları servis ettiler. Bunlar da iş bitiren. Yani şimdi Torreira, Micho zaten olmazsa olmazlar Galatasaray. Evet. Bunlardan vazgeçerseniz orasını düşürürsünüz. Kaleniz düşer sizin. Arkada Kazımcan'ı bilmiyoruz ki oynayacak bir yerde artık gelsin. Gençler madem alıyorsanız Galatasaray formasını teslim ediyorsanız oyuncusu diyorsanız bir yerde de bu Kayseri olur, Fener olur, Trabzon hiç fark etme. Oynatacaksınız. Hata yapabilir mi? Yapar. Ama oynayın biz bunları kazanacağız. Yoksa kulübede oturt çürüte kazanamazsın bunları. Evet. Böyle bir ama o koridoru Kayseri çok iyi kullanıyor. Orta sahayı çok çabuk geçiyorlar. Burada sizin öndeki o üçlünüz, Icardi'yi bırakın bir tarafa. Icardi çok farklı bir şey. Onu siz o topları getirirseniz, hani deriz ya biz gol makinesi diye, o tarzda bir oyuncu. Paris onu boşuna almadı mı şeyden, İtalya'dan? O ne, kaç tane golleri var yani. Ama hazır, birbirini çok iyi tanıyan, birbirlerine nereye koşacaklarını çok iyi bilen rakibe karşı oynuyor Galatasaray. Geçen sezondan şansları o. Transfer yapmadıkları için...
çok iyi bir kadroya sahipler. Belki yapmış olsalardı bu kadro dağılabilirdi. Tahtası kapalı olduğundan dolayı. İyi bir maç olacak ama şurası Galatasaray'ın sol tarafı ne olur bilemiyorum. Ben de tam onu düşünüyorum. Şöyle sol sadece Kazımcan değil. Şöyle bir bakıyorum. Dorora, Mitsio, Mata, Mertens, Icardi. O taraf felaket. Yani. Yani olumlu anladı. Yani orası Mata'yı öyle dedik ama son Adana Demirspor maçında oynanan futbol oyuna girdikten sonra bir kalite geldi. Daha çok toplu oynama başladı. Daha çok pas isabet. Şöyle Savaş, şu anda bak Mertens, Mata'dan bahsedin. Diğerlerini bırak. Dünyada tanımayan var mı bunları? Yok. Icardi. Böyle şimdi bak ilkten oradan bahsediyorum. Icardi üçünü dünyada tanımıyor. Şu anda Türkiye'nin Hamçık'la beraber Beşiktaş'ta şeyi koyalım buraya, Delay'ı koyalım. Dünyada tanımayan yok. En kaliteli oyuncular bunlar. Hakikaten evet. Kaliteli. Sonra altı numara geliyorsun. Taktik olarak da çok uygun oyuncular. Oyun olarak da fakat bunların Türkiye futbolunda sizlere ne vereceğini şu anda bir şey diyemeyiz. Çünkü bizde müzik o kadar çok farklı çalıyor ki en baba topçuların sizin bir bakıyorsunuz kaybolmuş gidebiliyor. Şimdi böyle bir maçta Mata'nın buluşursa toplarla, çünkü Icardi'nin kaçtığı pozisyonları biliyorsun, topsuz oyunlarda evet. Çok iyidir o. Bunların ikisi de o topları çok iyi atarlar. Şu anda Mata, Mertens, Yunus ve Kerem için biçilmiş kaptan. Oyun düzeyinde nerelerine kaçacaksın, oyunda neler olacaksınız bakalım. Bir göreceğiz. Küçük araya gideceğiz, az sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Maç günü kaldığı yerden devam edecek. Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri'de 11'ler belli oldu. Az sonra Emre Kaplan'dan alacağız. Kameralarımızı da Kayseri'ye çevireceğiz. Mahmut Alpaslan ve Savaş Çoğlu ile birlikte bu mücadeleye dair değerlendirmelerimiz sürecek ama bugünün maçlarına şöyle bir hızlıca göz atalım. Biten karşılaşmalar var. Heyecanlı bir şekilde geçen mücadeleler var devam eden. Adana Demirspor Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazandı. Fulham Bournemouth maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken Wolverhampton evinde Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti ki son bölüme doğru gidilirken kaleci Jose Sa'nın Brennan Johnson'ın penaltısını kurtardığını da belirtelim. Wolves'a 3 puanı getirdi Portekizli filebekçisi. Kortrijk 1, Zulte Waregem 3 Belçika Ligi'nde. İskoçya'da St Mirren 0, Kilmarnock 0, Ross County 1, Dundee United 1, Celtic 6, Hibernian 1, Livingston 1, St Johnstone 0 şeklinde mücadele sonuçları dikkat çekiyor. Norveç'te Tromsø-Ods maçı 3-2'lik Tromsø üstünlüğüyle sürüyor. Yunanistan Ligi'nde de Volos-Levadiakos karşılaşmasında ev sahibi ekibin 2-1 önde olduğunu belirtelim. Haftanın, günün öne çıkan mücadeleleri bu şekilde. Kasımpaşa Adana Demirspor maçının sonucu da ciddi anlamda dikkat çekici, üstüne konuşuruz. Kayseri Spor ve Galatasaray'ın 11'leri belli oldu dedik. Paylaşalım sizlerle. Önce Galatasaray'ın kadrosu geldi. Muslera Kale'de Boy, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Mitsio, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi. Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Okan Buruk'un tercihleri bu yönde oldu. Kayseri Spor'a bakalım. Çağdaş Hoca nasıl bir kadro sahaya çıkarmış? Bilal, Onur Bulut, Hüseyin, Kolevetsios, Karol, Campagnaro, Kemen, Mensa, Ramazan, Gavranovic ve Cardoso. Kayseri Spor'un kadrosu da bu şekilde. Tiam'ın kadroda olmadığını, ilk 11'de olmadığını belirtelim. İlerleyen dakikalarda belki de bir hamle oyuncusu olarak onu tercih edecek. Çağdaş Atan bir sakatlık durumu söz konusu. Hocam 11'leri paylaştık. Daha net bir şekilde, daha keskin konuşabileceğimizi düşünüyorum bu dakikadan sonra. Nasıl buldunuz kadroları? Kayseri Spor evinde sadece bir yenilgi aldı bu sezon. Gol yediği de tek maç Trabzonspor mücadelesi oldu. Galatasaray'a problem çıkarabilir mi ev sahibi ekip? Valla şimdi orta sahaya bakarsan bir üçlü orta sahayla oynamak istiyorlar. Ve hepsi de oyun içinde olan ve ikili mücadele sağlam ve gitgelleri iyi oynayan bir takımlar. Ve direkt kaleye giden oyunculardan kurulu. Burada en büyük herhalde çok fazla sağ tarafı çok fazla kullanıyorlar Ramazan ve Onur'u. Ramazan'ın da o sağ tarafta bek oynama özellikleri de olduğu için o tarafa da çok iyi kullanıyorlar. Ama Cardoso, Karol, bunları da biliyoruz. Karol geldikten sonra da Kayseri'de bir ivme kazandı. Hani çekişmeli bir maç olacak. Burada Galatasaray'ın Mitsio ve Torreira'ya fazla iş düşeceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü Mertens'in fazla o gitgellerde olmadığını, Mata'nın aynı şekilde maç kondisyonu ne şekilde olduğunu bilemiyoruz. Antrenmanlarda istediğiniz kadar yapın ama şöyle
Nereden bakarsan bak bir ay oldu değil mi Galatasaray'ın? Maç, bir ayda bir maç. Bir ayda bir maç oldu. Yani bir maç şeyi de çok az. Maç kondisyonu da az. Genel takım olarak düşünmek lazım bunu. Evet. Sadece bir iki kişinin üzerinden gitmemek lazım. Hani biz tabii burada isim üzerinden çok fazla duruyoruz ama sizin en başta oyun olarak oy koyacağınız karakter, oyun gidişatı, rakibinin oyunculardan çıkıyorum. Oliveira'la başlaması sizin o gitgellerinizi toparlayabilirdiniz. Kimi kesecek o zaman? Matay mı hocam? Matay'ı bekletiriz. Bu arada canlı puan durumu da görüntüye geliyor. Ligde aslında üstteki 7 takımın sanki alttaki takımlardan kopmaya aday olduğunu görebiliyoruz. Adana Demirspor'un da 3 puanını ekledik 10. maç sonunda. 21 puana geldi Demirspor. Eğer Kayserispor yukarıyı zorlayacaksa ilk 7'yi, bugün kazanması muazzam bir netice olabilir Çağdaş Atan için. Şimdi şu anda ben büyük takımlarımızın puan kazanması veyahut da kaybetmesini çok büyük bir kayıp olarak da, çünkü çok uzun bir sezon. Esas lig şeyden sonra başlayacak. Dünya Kupası'ndan sonra. Onu bilmiyoruz orada bize nasıl... Oraya kadar nasıl gideceksin ne, takımlar? İşte oraya kadar kopardığını koparacaksın. Biz çünkü şu anda çok afaki konuşuyoruz. İlk devreyi konuşuyoruz. İkinci devre ne olacağını bilmiyoruz. Daha sahibi kazanırsa çok ciddi bir avantaj edilir hocam. Yani tek kulvarda ve aşağı yukarı... Çünkü Dünya Kupası arasına kadar 10 maçın 9'u içeride yani. O da İstanbul'da. Var, o avantaj da var. O çok büyük bir avantaj. Bir de bir takım birbirini daha çok oturmuş olacak. Emre Kaplan gördüm. Burada. Bakalım Kayseri'de durum ne? Emre söz sende. Emre Kaplan, Kayseri Spor Galatasaray maçı öncesi son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Az sonra Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinin 11'lerini de sizlere aktaracağımızı belirtelim. Savaş Çorlu, Emre'yi de dinledik. Maça artık odaklanabiliriz. Yani ilginç bir karşılaşma bizi bekliyor. Mahmut Hocam genel itibariyle özellikle o Lucas Torreira ve Mitro ikilisine örnek verdi. Hocam gelmeden önce de biz aynı şeyi. Galatasaray'da şu anda iki tane oyuncu da takım içinde orta sahayı toparlayacak isimler. Diğer taraftan bakıyorsun Mertens, Mata, Icardi. Bu üç oyuncu Galatasaray'daki o hücum yolunun gol yollarında yükünü çekecek isimler. Çok tempo gerektiren bir maç olacak. Dediğin gibi hocam yani. Bir ayda bir maç yapmışsınız. Biz şu anda son durumlarını bilmiyoruz. Okan Hoca hazır gördü ki bu oyuncuları 11'e attı bugün. Şimdi antrenmanlar tabii farklı biliyorsunuz. Yani antrenmanlar da hocadır. Biz şu takımı niye olmadığından dolayı eleştiremeyiz şu oyuncuyu. Çünkü Okan Hoca bunlarla aşağı yukarı 15 gündür bu hafta yani geçtiğimiz hafta içinde iki idman yaptığı oldu. Dolayısıyla demek ki bunlar en hazır. Bakıyorum şu anda maç kadrosunda gidip de kadroya giremeyen Yusuf Demir de eklendi mesela. Ross ve Patrick Van Holt'tan sonra Yusuf Demir de yedek kulübesinde yok. İki tarafında kulübesine bakıyorum. Şimdi Kayseri Spor evet evinde kaybetmiyor. Kadroya bakıyorsunuz. Tiam, İlhan Parlak, Emre Abbaşsan, Bartolacci, Mustafa Pekleme'ye de buna koyarsak. Beş tane daha orada bir hücum oyuncusu var orada yani. Maçın gidişatına göre bunları mutlaka değerlendirecek. Bilhassa Bartolacci ile Tiam. Bartolacci ile Tiam evet. Yani burada Emre Abbaşsan'ı da bu sezon o kadar olmasa da geçtiğimiz tabii. Sezonlarda direkt 11'de oynayıp hep etki eden sakatlıktan dolayı. Ama şimdi diğer taraftan bakıyorum. Hocaların artık hocam bak maçı izlerken bakıyorum. Öndeyken de geriyken de maç beraberken de kulübedeki oyuncu değişikliklerine bakalım müthiş bir hareket var. Bugün hem Çağdaş Hoca hem Okan Hoca maçın ben gollü geçebileceğini düşünüyorum. Yani iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ofansif oynuyorlar bir kere. Beklenen takım değil. Yani bilhassa Galatasaray evet, hiç değil de. Galatasaray'ın bu kadrosu zaten şu anda herkesi mutlu etmiştir. Bir aşağı bir yukarı 10 kişi 9 kişiyi mutlu etmiştir. Kağıt üzerinde gördüğün zaman bundan daha iyisi olmaz demiş. 3 tanesi ilk oynayan var ilk 11'de işte, ilk defa. Müthiş bir heyecan. Dolayısıyla böyle bir heyecanın olduğu yerde Kayseri Spor'da da Çağdaş Hoca'ya baktığın zaman hiç çekinmeden alışacağına gelmiş kadroyu çıkarmış. Onların da kadroları iyi kadro. Çağdaş Hoca'yı da burada kutlayalım. O konu hoca ben vardır bir bildiği diyorum. Hiç baskısız, kuşkusuz en hazır olan oyuncuları seçmiş. İlk yarısında burada gollerin olup ikinci yarıda hocaların oyuncu değişiklikleri maçın gidişatını, temposunu bize değiştirecekmiş gibi geliyor. Hocam siz öyle bir maç bekliyor musunuz? Şu yüzden soruyorum. Galatasaray çok skor üretmiyor. Oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Kayseri Spor'da evinde oynadığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Yani bana sanki çok gollü bir maç çağrıştırmıyor. Şöyle Galatasaray üretmeden ziyade çok fazla girdiler pozisyona ama değerlendiremediler. İşte mesela en basit örneğini Mertens'in Adana Demir'de 3 metreden kaçırdığı bir gol var. Evet. Seferovic'in var, Gomis'in var yani oynayanlar arasında aynı durum. Yani yapıyorlar da fakat bizim o hani Galatasaray'da hep alışık olduğumuz bir futbol mentalitesi vardır. Hani rakibi boğar sağdan soldan o tarzda göremiyoruz. Sadece mesela boya gidiyor ama gidiyorsun tamam da
Hani bal yapmayan arı dersin ya, o kesişmelerde ortalarda hedefler gelmiyor. Ama bu sefer de Galatasaray'ın en çok pozisyon verdiği yer neresi? Sağ tarafı. Gollerin rakiplerinin attığı gol pozisyonları nereden geldi? Hep sağ taraftan geldi. Konya maçında ilk devreyi bunu bir gördü hoca. İkinci devre dedi ki sen çıkma fazla, ben Yunus'la oynayayım orada. Yunus bu sefer faydalı olmaya başladı. Yani oyunda hep bizleri dama taşı gibidir, satranç gibidir. Siz bunları dışarıdan söylersiniz ya. Şimdi Kayserispor çok çıkan, orta sahadan hepsi birden çıkan ama burada da en büyük, belki hoca onu düşündü. Mata'nın o futbol kalitesinden o çıktıkları arkasına topları kazanıp ofansif gitmeyi düşündü. O yüzden böyle herhalde daha çok koşan... Kayseri çıkıyor tamam güzel de onlar da bir Michu, bir Torreira gibi falan veyahut da atıyorum bir Crespo, İsmail gibi Josep de Souza gibi oyuncu yok. Hepsi gidenler. O kadar mesap, çok çok bırakıyorlar orta saha. İşte orada herhalde onu düşünerek hoca Mata'ya attı. Ben dedi gidebildiği kadar kafadan gitsin. Ondan sonra bakarım. Çünkü arkamda var benim. Oliveira gibi bir, o da bir virtüöz yani. Şimdi adam tek pozisyonda oynamıyor ki. Hani biz de şunu deriz. 10 numara 8, 6 bu karışımı hepsini oynayan bir oyuncu. O tarzda bir oyuncu Oliveira ve ceza sahasına çok giren bir oyuncu. Galatasaray'ın en büyük özellikleri geçen sezonun mesela orta sahaları da ceza. Bu Torreira da giriyor. Michu kendisini atıyor. Michu giriyor, Torreira atıyor. Yani ikisi de oyun özelliklerine ve pozisyon bilgileri çok iyi olduğu için bu maçta işte Galatasaray'ın fazla orada iş düşecek. Çünkü Mata fazla gelmez. Geldiği zaman da ileride iş yapmazsınız. Evet. Bunun Icardi malum fiziksel özelliği ne kadardır, ne kadar toparlamıştır. Maçtaki aksiyonları ne kadar. Çünkü arkanızda sizin gene ne var? Bir Seferovic var, bir Gomis var. Ya Galatasaray'da 3 tane çok farklı, birbirinden farklı santraforlar var. Hangisini oynatırsanlar kimse niye oynatıyorsun demezse çok enteresan santrafor. Gomis'e hayır der misin? Seferovic'e hayır der misin? Icardi'ye zaten demez. Yani 3 tane hemen hemen diğer takımlarımızda bulunmayan 3 tane hani tabiri caizse baba santraforlar var. Hocam bundan sonraki süreçte o 10 haftalık dilimde Dünya Kupası arasında tabii katalım buna. 9 hafta içeride oynayacaksın. Seferovic, Gomis, Icardi. Aynı Jesus ki biz bunları artık değişken bir şekilde görebileceğiz. Rakibe göre, maça göre. Şimdi Jesus çok farklı. Jesus 8 kişiyi değiştiriyor, ya, 8 kişi atıyor. Hocam doğru. O çok çift kul. Hani hem Avrupa'da hem Türkiye'de iki kulvarda olduğu için bunu en iyi yapıyor. Biz 9-8 haftadır hep o konucu aynı 11'le gördük. İlk kez böyle bir değişik 11. Ve bakıyorum şimdi Galatasaray en az gol yiyen 3. takımdan bir tanesi. Fenerbahçe, Konya, Başakşehir. Ve Galatasaray. Konya, Başakşehir, Galatasaray. Ve üretiyor. Üretiyorsun. En çok pozisyona giren takımsın, atamıyorsun. Atamıyor. Şimdi hoca burada bu çıkardığı 11'le bu şeyi kırmak istemiş belli yani. Ben burada Kayseri'de Adana Demirspor maçında çok pozisyona girdi, olmadı. Bu akşam burada çıkayım. 9 golüm var. Gol atamıyorsun. En çok pozisyona giriyorsun. Kırmaktan ziyade şeyi işte iyi çözdüler. O üçlüsü şeyin söyleyeyim. Kerem, Yunus. Yok. Kayserispor'un orta sahadaki üçlü çok çıktığı için hepsi de Ona göre biraz da. Oraya siz Michu'nun, Torreira'nın daha gelmeden düşünüyor bunlar. Attıkları paslarda Mata'yı direkt olarak düşünüyor işte oraya. İşte o olaydan kaynaklanıyor. Mertens de dışarıda her zaman oynadığı gibi dışarıdan gelip, yani soldan gelip sağ ayağında kestiği bir sürü golleri var. O tarzı bakalım yani 11, iyi bir maç olacak. 11'e kimse itiraz etmez herhalde değil mi? Baktığın zaman kağıt üzerinde. Yani... İnsanların beklediği. Fizik olayını bilmiyoruz. Fizik olayını bilmiyoruz. Maç fiziğini, maç kondisyonunu. O çıkar mıydı, bu girer miydi? Ya da bu girmeliydi diyebilecek bir kadroya sahipsin artık şimdi. Ha, öyle oldu. 3 hafta önce Galatasaray'ın yedek kulübesi zayıftı transferler yapılana kadar. Tabii. Gidenlere bakalım. Oyuncuda hamle yapacak şansı yoktu hocanın. Ama şimdi her pozisyonda oyuncu değişebilecek. İki tane de yerli bunlara dahil. Kerem de dışarıda. Barış Alper var. Berkan var. Dolayısıyla yabancılar da aynı şekilde. İki tane forvetiniz var kulübede. Orta sahada bakıyorsun kanatlarda reşit hamlesi yapabilirsin. Ya iki teknik adam içinde kulübeye baktığın zaman oyunun gidişatında çok erken belki değişiklik olmaz. Ama giren ve çıkanın teknik adamlar konusunda maçı kazanan işte bu hamle maç kazandırır diyebiliriz. Ya da bu hamle maç kaybettirir diyebiliriz. Böyle bir akşam olacak Galatasaray'da. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı daha Leo'yu kullanamadı. Bir maç kullanabildi burada. Yani, o da devşirme belki. Yani, Leo'yu tam kullanamadı. Yani çok kaliteli bir sağ bek. Oynayan bir sağ bek, oynatan bir sağ bek. Ve hani tabiri caizse siz giderken onu alayım tekrardan çekeyim falan yok. Pat diye adrese. Ama boyu da böyle oynuyorken zaten kendi pozisyonda oynaması işte imkansız. En büyük sıkıntı onun çok aktif olarak gözükmesi Boye'nin. Makul tabii kim olsa vermez onu. Evet. Ama
Leo'nun oyun tarzı, sizin bu takımda bu düşünce var ya şimdi, Mertens, Mata, Icardi, tam onun oynayacağı bir şeyi, evet, Torreira. Çünkü lambur lumbur giden bir oyuncu değil. Ne zaman çıkacağını, ne zaman basacağını rakibe çok iyi biliyor. Pozisyon almasını çok iyi biliyor ve fazla boşluk vermeyen bir oyuncu. Ama şu anda dediğim gibi boyayı takdir ediyoruz hepimiz. Hiç şimdi, kamp görmeden gelen bir oyuncu. Şöyle bir şey var. Kazımcan ikinci yarı baktık ki performansının altında kaldı. Leo'yu oraya atacaksın. Bu sefer iki oyuncu değişikliği yapman lazım. Yani. Direkt yapamıyorsun bunu yani. Böyle bir şey de var. O yüzden kulübe... özellikle Okan Hoca'nın şimdiye kadar en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi. Yerli kontenjanında az oyuncu olması elinde. Kazım'ın performansı bugün, evet biz orada baktığımız zaman hücumda sol taraf beşliğe bakıyoruz ama maçın genelinde herhalde en çok Kazımcan ne yapacak onu herhalde merak Kazım'ı ediyorum. Herhalde Mertens oynadığına göre Kazım'ı fazla atmayacak diye düşünüyorum. Daha sağlamcı bir şekilde. Çünkü Mertens fazla gelen bir oyuncu olmayacak. Orada Onur mecbur, çünkü Mertens'in o futbol kalitesinden ne kadar çıkacak bilemiyorsunuz. Önünüzde Ramazan Civelek oynuyor önünde. İkisi de o menşekli oyuncular. Mesela Onur devşirmedir sağ bek. Bizde oldu esasında sağa çıktır. Evet. Yani Freiburg'da falan hep sağa çık oynadı. Ama burada da yapıyor mu? Mevkini yapıyor. Faydalı mı? Faydalı. Oldu. Yani tabii. Sağ bek ama oldu işte artık. Orada bakalım Onur ne kadar çıkacak önünüzde, çünkü sizin Mertens var. Mertens gibi bir figürle oynayacaksınız ona doğru karşı. Kazım'ı hoca ne kadar çıkaracak? Çünkü Mertens'in o git gelmeleri, siz Mertens'i 5 kere git gel dediğiniz zaman bu sefer 6.sında ya kalacak ya gelecek. Orada faydalanamazsınız. Herhalde çok büyük olasılıkla orada tutup şeyi de Kazım'ı da oyunun gidişatı, yani oyunun akışına göre çıkartacak diye düşünüyorum. Devam edeceğiz. Bu arada birincilikte oynanan maçlar var. 18. 19. dakikalar. Altınordu Samsun Spor ve Gençler Birliği Keçiören Gücü mücadelelerinde henüz gol yok ama Samsun Spor'un 11. dakikada Douglas Tanke'nin gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi oynadığını belirtelim. Rize Spor Eyüp Spor maçının golsüz tamamlandığını söylemiştik. Manisa Altay mücadelesi de günün ilk maçıydı birincilikte. Bir birlik beraberlikle noktalandı. Karagümrük Hatay Spor maçını 3-0 Karagümrük kazandı. Süper Lig'de Adana Demirspor Kasımpaşa deplasmanında 4-1 ile güldü. Bir diğer maç Konyaspor Gaziantep maçı olacak. Bu karşılaşmaya dair de konuklarımızın beklentilerini soracağım. Sonrasında tekrar Kayserispor Galatasaray mücadelesine odaklanacağız. Konyaspor'un 11'i şöyle: Şehiç, Ahmet, Adil, Kahraman, Gilerme, Hacı Ahmetoviç, Çekici, Soner, Mihalak, Bütüçi ve Muhammed. Konyaspor'un 11'i bu şekilde. Gaziantep, Günay, Kitsiyo, Arda, Toşça, Sagal, Yevtoviç, Furkan, Maxim, Abdülkadir, Figueiredo ve Pekart. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 11'i de bu şekilde. Konyaspor zirveyi zorlama niyetinde, iyi performanslarını sürdürmek istiyorlar Savaş Çorlu. Gaziantep Futbol Kulübü de toparlanıp yukarıya doğru tırmanma isteğinde. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Şimdi ona bir bakayım dedim. Gaziantep Galatasaray'la oynayana kadar liderdi mesela. O haftada lider gelmişti. O da 6 haftadır galibiyeti hazretti. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan bakayım da. Evet 1, 2, 3, 4, 5. Onlar da galibiyetten başka bir şey düşünmüyordu. Erol Hoca'da bir düşüklük var yani. Takım aynı takım. Erol Hoca aynı ama sezon başındaki takımın performansına uzakta. Konyaspor kazanmak isteyeceği bir maç. Oradaki zirve hesabı olarak baktığın zaman da puanları da aynı. Ben Konyaspor'u bir adım önde görüyorum. Yani Gaziantep'in de mutlak galibiyete ihtiyacı var. Hocam 6 hafta. Erol Hoca'nın da orada tehlikeli çanlar çalıyor derler ya mesela yani. Ya bu maçı kaybederse bilmiyorum bir tartışma olur mu ama ciddi şekilde eleştiri hedeflerine gelir ve farklı şeyler konuşabilir. Bizim makus talihmiş o. Normal öyle. Ya şey de Konya'da biliyorsun öyle tek tek basaraktan derler ya. O şekilde gidiyor. Çok böyle fazla üretken bir takım da değil. Tamam geliyorsunuz bir yere kadar ama şöyle bakarsanız bundan evvelki geçen sezon daha böyle ceza sahasına çok hakim bir Konyaspor vardı. Daha farklı galibiyetleri gördüğümüz Konyaspor vardı. Fakat ne var? Onlar da işte hani 1-0 olsun bizim olsun diye denir ya. O tarzda gidiyorlar. Ama herhalde onlar da şimdi şöyle, sen biraz evvel ne dedin? Antep bir başladı. Sanki sezon 2-3 maç sonra bitecekmiş gibi. Evet. Aktif. Esasında o temponuzu siz sezona yayarak gelmeniz lazım. Biz daha doğrusu Almanlara şöyle bir lafı vardı. Yani 70'lere 80'lere birden çıkmayın. Yani bize hep onu öğretmişlerdi. Hı hı. Yani 50'lerde 60'larda yavaş yavaş gelin ama büyük takımlar gitsinler. Çünkü biz
biliyorsun iki tane üç tane transfer yapan ülke değiliz takımlarımız. Evet. Yani çok değişiklik oluyor. Minimumu 7'den başlıyor. Onun için de her gelen oyuncunun oyun stili farklı, oynama anlayışı farklı, geldiği ülkenin futbol anlayışı farklı, hocalar farklı. Toparlaması zor oluyor. Birden siz yüklenirseniz bu sefer 7, 8 veya 10. haftadan sonra inişler başlıyor. İşte tekrardan toparlamak epey bir zaman geçiyor. Onu yaşıyorlar şu anda. Galatasaray maçına döneceğiz ama birincilikte de şu anda özellikle zirvede nasıl bir puan durumu oluştu? Bunu merak ediyoruz. Arkadaşlarımız da ekrana yansıtacaklar. İşte görüntüde Eyüp Spor zirvede 18 puanlı 16. Keçiören Gücü. İkinci basamakta 15 puanlı takımlardan Bolu Spor 3. Pendik Spor 4. 5. Bodrum Spor ki senenin flash takımı diyebiliriz. 14 puanda Samsun Spor'un da puanı yine 14. Üst taraf bu şekilde tabii ki çok fazla değişiklik de olabilir. Çaykur Rizespor, Bandırma Spor, Sakarya Spor ve Manisa Futbol Kulübü üstteki altılıyı takip eden takımlar konumunda. Dönelim Kayseri Spor Galatasaray mücadelesine. İki sarı kırmızılı takım kozlarını paylaşacak dedik. Kayseri Spor'da da Galatasaray'da da kulübede oyuna etki edebilecek oyuncular var. Bunu böyle bir rahatlık da var teknik adamların ellerinde açıkçası. Bilmiyorum ikinci yarıya daha fazla şey kalır mı Savaş Çorlu bu maçta takibe değer? Kalabilir. Hakikaten şimdi Kayseri Spor maçına baktığımız zaman sürpriz görmedik yani. Normalde alışık gelmiş, yani alışılanmış olduğumuz Çağdaş Hoca. Burada Galatasaray'a karşı acaba biraz daha savunma yönü bir futbol mu gözükmüyor bize. Ayrıca alışık olduğumuz o. Hepsi aynı, hücum oynayan oyuncular. Kulübedekiler de hücumcu çok fazla evet. Baktığın zaman. Evet. Kayseri Spor'un şu an içinde bulunduğu durumu kutluyorum yani. Hiç transfer yapmadan geçtiğimiz sezon kadroyu buraya getirmek. En büyük avantajdır o. Hoca bulamadılar sezon başında. Tabii. Bu takıma transfer olmadığı için hoca gelmedi. Çağdaş Hoca. Doğru hocayı getirdi. Doğru hoca, doğru planlama. O yüzden kutlamak lazım. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman da beklenen kadro. Bu kadronun dışında şu olabileceğimiz oyuncu var mı? Var tabii ki baştan aşağı baktığında. Şimdi biz burada Reşit Say'ı mesela açıkçası bekliyordum hafta içinde onun performansının çok iyi olduğunu. Performansını. Seferovic. Ben şeyi beklerdim. Beri... Oliveira'yı bekliyordum ben. Oliveira'yı bekliyordum. O zaman da şu oluyor. Savunmacı fazla oluyor. Yok, senin dediğin gibi. Çünkü... Oliveira savunmacı değil. Oliveira 3 dedi mi? Hani biz o kriterler 6 derler, 8 derler, 10 derler. O tarafı çok iyi oynayan bir oyuncu. Ben Sergio Oliveira'nın son maçlardaki bunu Kerem'le de zaman zaman ya top kaybettiği ama. Zaman düşüyor hocam. Düştüğü zaman da şimdi, biraz geç ama kalkıyor. Ama ne var onun arkasındaki adamlar şimdi. Biz onu diyor bak Matar'ın oynamasının nedeni arkasındaki çok iyi tane kuvvetli oyuncu. Evet. Çok iyi kuvvetli oyuncu. Yani Galatasaray tekrar söylüyorum. Bunlarsız kadroyu kuramazsın. Bu ikisi olmazsa olmazı Galatasaray. Mitchell ile Torreira mı? Olmaz. Şu anda yok. Onun şimdi gibi burada mesela performans hocam, gösterecek oyuncu. Forma numarası olarak 10 numara belki Mertes'te ama sahada 10 numara Mata. Bence yani. Aralarında hala orta saha için söylüyorum. Mata'yı saymıyorum. O farklı bir profil. Net bir 10 numara ve takım savunmasına katkısı dar. Oliveira bence olmazsa olmaz bu takımda. Şimdi en başından beri aynı kanattayım. Şöyle ben Oliveira'yı şöyle düşünüyorum. Hiçbir zaman için 6-8 olarak düşünmüyorum. Yani ikisinde oynuyor da. Evet. Eğer sizin arkanızda böyle iki tane oyuncu varsa, yani bu iki oyuncu varsa Mata'yla oynayabilirsiniz. Mata'yla da oynarsın, Oliveira'yla da oynarsın, Mertens'le de orada oynarsın. Evet. Bakın, bunları ikisini olmazsa olmaz diyorum ya, önüne kimi koyarsanız koyun Galatasaray'ın bu kadrosunda. Yani hepsi size iş yapan bir kadro olur. Galatasaray bir kere teknik ama ne var? İkili mücadele ne kadar üstün olacaksınız biliyor musunuz? Burada şimdi bu Kayseri'nin şu çıkardığı kadro, Torreira'yla Mitro'yu çok fazla iş düşürecek. Burada siz onun gelişleri nasıl yapacaksınız yani arkadan hücumlarda? Okan Hoca şurada kurnazlığı yapıyor. O üç tane orta sahası ben de Mata'yı onların arkasına atarsam, onların arkasında oynarsa kazandığım toplar. Mitro ve Torreira topları çok iyi kullanıyor. Evet. Düşünce daha deriz yani biz gelmeden topla nereye oynayacaklarını bilen önce buluşturdukları zaman direkt kaleye gidecek. Bütün kurnazlı hocanın o. Şu olabilir bakalım hocam. Biz buradan afaki konuşuruz da tutar ama, mı tutmaz ama şimdi mı şunun hesabını yapmamış mıdır mesela? Siz dediniz Mata mesela ilk yarıda oyunu dengeledin. Belki bir belki iki de gol sıkıştırdın. Sonra sana burada Çağdaş Hoca'nın yapacağı hamlelere göre hızlandı. O zaman hemen bir Mata Sergio ya Mertens Sergio orada Sergio'ya gerek duyabilir bu sefer. Kerem olur, Kerem Mertens olur. Yani değişiklikler elinde oralarda var. Oralarda gol lazımsa alternatifi var. Ama sen skoru tutmaya yakın olacaksan şurada bu sefer Sergio gibi. Şurada dikkat etmek lazım. Bu maçta 2-0 hangi takım öne geçerse geçsin ben maçı kazandığımda yemezsin. İşte o yüzden geri dönüşlerin olabileceği bir profildeki mücadele. Dönüşler her zaman hocam, için olabilecek. 2-0 iken işte iki takımda eğer Galatasaray burada 2-0 yakalarsa
oyunun belli bölümünden sonra 55 olur, 60 olur. Belki daha erken olabilir. Mata ya da Mertens'ten bir tanesi oraya. İşte sizin dediğiniz gibi Sergio'ya gelip orta sahayı biraz daha kalabalık tutabilir. Yani şimdi savunmada bir değişiklik yapamazsın. O da olabilir. Şeyi de atabilirsin, Kerem'i de atabilirsin. Onun çabukluğunu çünkü boş alanlar bırakacaklar. Ama biz tabii burada olabilecekleri konuşmaya çalışıyoruz. Belki diyoruz. Reşit Savarmış abi. Şeyi orada, sen mesela olur Kayseri Spor 2-0 öne geçer. Senin hamlen ne şekilde olacak? İşte o zaman da orada da hamleler var. O zaman ne var? Berkan var, Raşit de var. Yerli şeyine göre. Veyahut da orayı sen ikili mi yaparsın? Icardi Gomis mi yaparsın? Çift santrafor mu dönersin? Elinde çünkü bir sürü variabil oyuncular var sende. Orada hocalara çok iş düşecek işte. Orada o zaman. Orada bakacaksın işte o vakit Mitchell'i mi çıkaracaksın? Torreira'yı mı çıkaracaksın? Orta sahadan eksileceksin ki forveti kuvvetlendirecek. Okan Hoca'yı sen çok daha iyi biliyorsun, eskiden beri tanıyorsun. Okan Hoca'nın mesela orta saha oyuncularına karşı. Futbolda böyledir. Bir oyuncu orta sahaysa orta dakika oyuncuları daha fazla sever. İkisi de tabii o kendisine benzeyen oyuncu. İşte oradan ipucu veriyor aslında bize. Bir de şu var. İstediği kadro tamam çok geniş ama o Başakşehir'de Akhisar'da yaptığı gibi çift forvete bir türlü dönemedi. Çünkü daha o biraz önce söylediğim 9-10 maç var ya arka arkaya. Nasıl olacak? Rahatladı hoş. Yapar hocam. Yok şu anda yapamaz. Şu an için değil. Mata hazır değil. Mertens daha hala Mertens %50'sini diyelim. Mata şu anda %30'larda. Yani bu gerçek. Öbürleri tamam ikisi var. Sen bir çift santrafora dönersen bu kadro çok farklı bir işler yapar. Ama onu, orada açıkların çok iyi olması lazım. Onu ne zaman yaparsın biliyor musun hocam? Şu anda 6 gol atmışsın, eleştiriliyorsun. Dünya Kupası'ndan sonra doğru. 5 maç oynarsın. İstanbul'da o maçları bir rahatlarsın. Beklediğin puanları toplarsın. Orada da lider ya da liderin 1-2 puan gerisindeysen bunların hepsi büyük bir avantaj yeni takım için. Herhalde. Rakiplerin artık 6 tane 7 tane. Ya, bu sezon Haldun abi de onu konuştuk. Bu ligin bu kadar kaliteli olması geçen seneki gibi bir takımla lig sonuna kadar gitmedi. Mesela 7. hafta Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluğu gösterdi. Ama bu sene sürekli değişken bir zirve göreceğiz. 1. 2. 1 ile 7 arasında bir puan var hocam. Çıkar yani. Daha şeyler zaten 4 büyükler orayı kovalayacaklar. Başakşehir bak enteresan bir takım. Bakmayın o yeni lider Adana Demirspor. Mağlubiyet falan olacak Adana Demirspor. Yani Konya bunlar oralarda olacaklar. Evet. Oraların içinde olan ve büyüklere epey bir zorluk çıkaracaklar. Yani hani geçen sezon Savaş'ın dediği gibi geçen sezon takımların olayı belliydi. Galatasaray'ın belliydi. Beşiktaş bir şeyle boğuştu. Şampiyonlar Ligi ona göre bir kadro kurdular. O tutmadı. İstedikleri gibi gitmedi. Fenerbahçe hocayla bir sıkıntıları vardı. Mesut'la bir sıkıntıları vardı. Oradan Trabzon'a mı? Trabzon'da yani gümbür gümbür gitti o kadroya. Cornelius'lar işte Hamçik'in aldılar götürdüler şey Vakayeme ya hepsi çok ekstra bir takımdı. Bu sezon da bak Trabzonspor'un kadrosu çok iyi. Bu sezon şu 7'nin ben çok fazla yerleri değişir ama sıralama mesela Adana, Beşiktaş, Konya, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray, Trabzon şu anki ilk 7. Evet. Burada yerler değişir. Öyle olur zaten. Sıralama değişir. Aşağıdan buraya bir takım. Onların arasına fazla giren olmaz. Öyle gözüküyor. Giren olmaz fazla. Bugün Kayseri kazanırsa belki 14 yapar. Kayseri şöyle ama onların en büyük olayı geçen sezonda bu kadro vardı. Kurulmuş bir kadroydu. Sondan 4. bitirdi yanılmıyorsam değil mi? 4. mü 5. mi öyle bir şey bitirdi. 5. bitirdi. Oralarda doğru. 5. falan bitirdi. Finale oynadılar. Ama şansları Kayseri Spor'un tahtanın kapalı olması ellerinde hazır bir kadro var. Beraber antrenman yapmışlar. Geçen sezondan beri bu sezonda aynı ve oynamasını çok iyi biliyorlar. Bu Beşiktaş iyi bir takım. Bak mesela Fenerbahçe'nde biz bunu Kayseri biraz şey yaptık, yerlere vurduk diyelim. Yani niye işte arkada top oynuyorsunuz Fenerbahçe'ye kadar olur mu çabuk çıksanıza filan. Ama şimdi bak onu yapmıyorlar. Şimdi çabuk oynamaya çalışıyorlar. Beşiktaş Trabzonspor maçı kadar keyifli bir maç olur hocam. Olacak. Bu akşamki maç. Olur. Ama tekrar söylüyorum yani bir takım öne geçtiği zaman bu maçı aldı götürdü koparıyor. O yüzden falan. Diyorum işte. Olmaz. 2-0'dan 3-2 olabilir. Her şey olabilir. 3-0'dan beraberliğe gelebilir. Beraberliğe gidebilir. Yani o yüzden ben böyle bazen çok gol olacak dediğin zaman golsüz geçebiliyor. Mesela Kayseri Spor'da Gardanovic o da çok önemli. O da golcü bir oyuncu. Evet. Yakaladığı kenardan zaman da yine getirebileceği boş bırakmaya falan gelmiyor. Bir de hocanın teknik kapasitesi, driblingi falan olan bir oyuncu. Son vuruşları falan hakikaten yani bulduğu zaman değerlendirebilen bir oyuncu. Abdülkerim Bardakçı formu geçen hafta mesela Adana Demirspor için çok iyiydi mesela. Biz Abdülkerim Bardakçı'yı eleştirdik. En formda olan Muştera. Muştera çok formda var. Savaş Çoğlu, Icardi'den ne bekliyorsun? Gol bekliyorum. Tabii. Yani Icardi için bugün gerçekten hem Galatasaray adına hem kendi adına. Şimdi geçmişe girmek istemiyorum. Florida'daki antrenman performansı, özel yaşantısı vesaire ama bu akşam hoca Icardi'ye güvendi.
Adana Demirspor maçındaki öncesindeki o küçük tripleri ve sonradan kadroda olmaması, ülkesine gitmesi, yaşadıkları. Hafta içinde yine bir maçtan iki gün önce o sosyal medyadan gece yayınını izledim. Olmaması gereken. Hoca ona rağmen bugün güvendi. Ben gol ya da goller bekliyorum. Bunu yaparsa sonrası devam edecektir. Ama bugün hem Galatasaray adına hem kendi adına çok şey bekliyorum Icardi'den. Antrenmanlardaki hali tavrıyla alakalı bir şey biliyor musun? Konuştuğumuz zaman şey oluyor ya böyle. Tepki çekiyoruz. Yani ben son dünkü antrenmanda da yine az takımda olmasına rağmen bu tip oyuncularda zaman zaman böyle sistem mi diyeyim, zaman zaman küsme mi diyeyim bir takım şeyler oluyor ama her şeye rağmen Okan Hoca Icardi'ye güvenmiş. İlk 11'de gol ya da goller bekliyorum. Takım içinde baktığın zaman sevilen de bir oyuncu. Orada kalite olarak da baktığın zaman 3 tane forvet arasında olması gereken. Bu şansı bulduysa bunu iyi değerlendirmesi lazım. Yoksa işi çok zor. Hani bugün iyi futbol, gol. İyi oynarsın, gol atamazsın. Bazen golcülerin öyle şey var ama saha içinde takım oyununa ne kadar yatkı gösterecek ona bakacağım hocam. Çünkü Icardi atacağı gol değil, takım oyununa ne kadar yatkın olacak ben onu merak ediyorum. Ya, takım oyununa çok yatkın bir oyuncu değil, onu söyleyeyim. Değil. Yani eğer Icardi bunu... gol atıyorsa tamam ama atmıyorsa yani çok fazla yanında, bir verim alamazsınız. Yanında boş adamı görse bile pas vermez kendisi değerlendirir. Şimdi böyle, öyle bak, böyle düşünmek bile istemiyorum. Bugün onları bırakacak. Ama öyle bir oyuncu yani. Öyle. Bugün onları bırakacak. Öyle İlk saatte ne konuştuk Cagne ile alakalı? Yani gol atıyorsa tamam ama atmadığı gün hakikaten yani bu adam niye futbol oynuyor? Niye futbol olmuş zaman, diye bile düşünebilirsiniz. Şey tabii ki Icardi çok yüksek bir profil. Çok. Onu Cagne ile kıyaslamak belki doğru değil. Ama tarz olarak o da böyle bir oyuncu. Bir taraftan da o zaman farklı yine bir şey tabii böyle şeytanın avukatlığı mı? Oyundasın. 60. dakikada oyundan çıkıyorsun. Gol atamadın. Çıkarken trip atıyorsun mesela. O zaman işin zor. Seferovic Gomis arkada. Ha, bunları yapmaması lazım. Futbolcu gol atabilir. Kaçırabilir. Nasıl Konya maçında oyuna girdi. Mesela onları yapıyor. Rakibi daraltıyor. Evet. Rakibi hataya teşvik ediyor. 18 içinde arka boş tarafta koşuları boş koşuları var. O yüzden bunları yapsın. Ya, takım oyunu derken bunu işte yani. Ceza sahasında o boş koşularından burada Mertens'in önünü açarsın ya da Matan'ın önünü açarsın. Sen orada rakibi sıkıştırırsın. Hatta iki rakibi bile. Konya maçında gol öyle geldi. En büyük özellikleri o ön direk, arka direk, o geri atmaları, çıkarken tekrardan frene basıp kalması. İşte orada onu çözerseniz siz oyunun bunda yapacak kimler var? Mata var. İşte Mertens var. Arkadan kim gelirse. Yani bunlar çok önemli. Çünkü... Hocam bir deplasman oyununda Mertens'i önde düşünmez miydi Okan Hoca? Vay şimdi biz burada tabii her şey koşuyor. Mesela ben ne dedim? Oliveira'yı, çok fazla seçenek var. Oliveira'yı düşünürdüm dedim evet. Mesela. Çünkü Kayseri'nin o dinamik oyununu bildiğimiz için. Ama sonra da şimdi burada Kayseri'nin takımını gördükten sonra daha dedim ki aklım hemen pratik düşündüm. Ha. Bunlar çıktığı zaman Mata'yı orada tutacak. Mertens'i orada tutacak. Çünkü Onur'un çıkmamasını. Burada da kazandığı topları hemen bunlarla buluşturup neticeye gidecek. Ki velev ki öyle olacak. Çünkü Mata'yı çok fazla ben kendi Galatasaray'ın kendi sahasında çok fazla göreceğimizi tahmin etmiyorum. Çoğunlukla orada. Buna karşı işte şey nasıl önlem olacak? Kayser acaba ona Mensah bir kere tutamazsın. Mensah bir yerde kalan bir oyuncu da ki devamlı gidiyor. Hareketli. Onun bir de şey nasıl söyleyeyim sana? Mensah mesela şey değil böyle taktik oyuncusu değil o. Kendine münasır yani. Onu sen istediği kadar taktik var. O durmuyor. Onlara uğraşan bir oyuncu değil. Alacak, gidecek, verecek. İşte münakaşa edecek. Bu tarzda bir oyuncu. Onun için ben sonradan tabii burada görür görmez Kayseri Spor'u aklıma geldi. Mata'yı orada değerlendirmesi ondan düşünüyorum. Gidişat çok önemli işte. Icardi'ye pasları kimler verecek? Mertens verecek. İşte Mata verecek. Oliveira verecek. Ama ben Icardi olsam... Geçtiğimiz hafta o yaşanan olaydan dolayı Adana Demirspor maçı öncesi. Sonra geldiğin zaman ailevi olaylar, tekrar medyaya, Arjantin basını, buradaki olaylar, sosyal medyadaki paylaşımları. Şu anda kafası rahat bir Icardi var. En azından bize onu gösteriyor. Eğer kafası rahat bir Icardi olmamış olsaydı Okan Hoca formayı vermezdi zaten. Demek ki kafa olarak rahatladı. Sahaya şimdi, kendini vermeye başladı. Öyle bir şeyde kazanman için de hocalar ne yaparlar bu tarzdaki oyuncuları? Güvendiklerini belli edersin, oynatmak istersin ve konuşursun onunla. Yani buraya geldiğin zaman tamam buranın futbol kültürü, futbol oyunu, antrenmanlarıdır, şunlar bunlar farklı bir ülkeye geliyorsun ama sen de bir isim olarak geliyorsun, bir profil olarak geliyorsun ve geldiğin kulüp de üst seviyede bir kulübe geliyorsun. Burada senden beklentiler çok farklı. Yani buraya gelip de lay lay lom yapacak yerde kim olursa olsun abi. Hocam. Yapmıyorsan atarsın kemençe. Kendisi için de bir şans. Yani Galatasaray aslında Icardi için de bir şans.
Icardi burada eğer beklenen bu bulduğu şansı değerlendiremezse bu maç 11'desin. Golünü atamadın. Sonra devre arasına kadar. Zaten Icardi için şans bu arada. Icardi için Galatasaray büyük şans. Çünkü son güne kadar bekledin. Son gün geldin. Ya bu sezon bir takımı yoktu Icardi'nin. Şu Paris'te takılıyordu normal ya şartlarda. Onlar, onu yapma işte. Ben onu söylüyorum. Şu o anda, olacaktı yani. Olan şu anda futbola odaklan. Galatasaray'da oynadığını fark et. Evet Paris Saint-Germain'de forma giymiş olabilirsin. Paris Saint-Germain gelmiş olabilirsin ama Galatasaray'da bir Avrupa takımı senin için bir şans. Galatasaray'da oynuyor olman seni tekrardan yukarı çıkartacak. Evet. O golleri atman lazım. Sahaya odaklanman lazım. Saha dışı oyunlardan biraz daha farklı. Galatasaray gibi takımlar dünyanın en elit oyuncusunu paran varsa alıp getirsin santrafor. Bunlar geçmişte de yaşanmıştır. Gelecekte de yaşanacak. Ama sen burada onları vermezsen bu sadece Icardi için değil. Bu tarzdaki bütün oyuncular için gelen kulüplerimizde. Yani öbür gün gidersin. Valladolid'de oynarsın. İspanya'nın 3. sınıf takımlarına gidersin. Başka seçeneğin olmaz. Seni Fransa'da da almazlar. Çünkü Fransa'da belli yaşadıkların, yaptıkların. Evet. Fransa'da senin bir Saint-Étienne oraya buraya gitme imkanı yok. Bu tarzdaki oyuncular o kulüpler yatırım yapmaz. Çünkü yaşı geçmiş oyuncular. Onu ancak işte Paris gibi filan takımlar oluyor ki baba topçular derim ya ben her zaman. Onlarla bir yere gitsinler diye ama bulma şansı yok. Senin için sen de söylediğin gibi Savaş. Yani Galatasaray bir veli nimet burası için. Sen belki burada çok başarılı olduğun zaman Galatasaray kulübü seni tutacak. Kulübünle anlaşacak, alacak. Hani bunların hepsini oturmak da ama kulüp için, hiç abi kulüp için sorun değil. Her topçu satılıktır, her topçu da alabilirsin. Bize o imkanlara sahip. Bize Icardi olduğunu hatırlatması lazım hocam. Çünkü kendisine güvenen bir Okan Hoca var. Artık ben oynadığı maçtaki attığı golü konuşayım. Kaçırdığı golü konuşayım. Verdiği asisti konuşayım. Sağ içindeki futbolu konuşayım. Çünkü geldiğinden itibaren %20 falan futbolu konuşmuşuzdur. Performansını konuşmuşuz. Onun dışında %80 hep dışarıdaki etkenlikleri. Ama bu sürpriz değildi bu arada. Değil tabii. Bu sürprizi şey. Zaten bu kadar, yıllardır böyle konuşuluyor. Tamam da bu kadarını beklemiyorduk ama. Geldiği ilk gün büyük bir karşılama. Bu bile bir şanstı aslında onun için. Sonra ardından antrenman performansı. Konya maçındaki o girip attığı gol. Onun dışında hep akşam işte sosyal medya paylaşımı, ayrılığı. Alıştığımızdan biraz daha dışarı çıktığını düşünüyorum. Burada da biliniyor muydu? Biliniyordu. Orada da Erdem Timur mesela bir açıklaması vardı. Biz futbolcuların karakter analizini 15-16 sayfalık karakter analizi yaptık diye. Onlar geç hani onlar. Icardi'nin karakter analizini 14-15 sayfa yapmaya gerek yok işte. Onun yüzünden de %70 dışarıda %30 sahayı konuştuk diyorum yani. Evet. Onlar o şekilde geliyorsanız o şekilde futbolcuyla alma transferine falan giremezse bakın son dönemde Galatasaray'a gelen en üst seviyedeki santraforlardan bahsedelim problemsiz. Drogba. Didi. Drogba bak aynı işte aklın yolu. Didi demeden ben Drogba dedim ya. Geldi ilk maçında gole çıktı. Sen o dönemden biliyorsun mutlaka onun da sıkıntıları vardı. Son maç bak Kerem ben de biliyorum. Bazen bazı şeyleri biz de bir yere kadar. Ama bu kadar değil yani böyle ya şey. Sorunsuz bir oyuncu değildi öyle söyleyeyim o zaman. Değil yani, o değil. Bir yere kadar biliyoruz arabasının gelişi gidiyoruz. Var tabii ki sorun ama bazen. Ama bu kadar medyada çıkan değil ya, mesela. Icardi hocam, hep aile yaşantılarında. Hep ne derler. Hocam Falcao da mesela sıkıntılıydı ama gol atıyordu. Derbide gitti gol attı. Sağ içi. Falcao'da sakatlık sıkıntısı vardı. Sakatlık ve sağ içini konuştuk. Biz bir gün ailesiyle bir yere gitti. Şu oldu bu oldu. İşte Instagram'dan bunu yaptı. Yapı paylaşımlar ama hep olumlu tarafından baktık. Mesela Jardel. Bana göre Türkiye'ye gelmiş en büyük golcü. Senin dönemin hocam. Öyle kim? Diyorsun da. Jardel. Ama sağ dışındaki sıkıntılarından dolayı bittik. Yoksa Jardel'in olağanüstü bir yeteneği vardı yani. Bu tarzdaki takım bak oyuncuların hepsi Avrupa'da da problemliler. Jardel de bu arada o tarz bir oyuncu. Gol atmıyorsa hiç çekilmiyordu. Yok zaten, çünkü. Zaten golcülerin geneli öyledir. Yani ceza alan için değil ama öyledir. Daha farklı profilde oyuncular da var. Misal Umut Bozok gol atmasın ama sürekli hareketli. Birçok şey yapabiliyor. Farklı şeyler ortaya koyabiliyor sahada. Ama Jardel'in futbolu hep öyle. Bizim Elman nerede? Elman der. Evet doğru bir örnek. Elman yani bu oyuncular gol atmasa bile mesela, hep yararlı olan oyuncu. Adam hem gol atıyor hem yaşantısı Podolski, farklı. O profilde. O da mesela gol atmasa bile oyun içinde. Yani Galatasaray performansı bence iyi değildi. O ayrı bir konu ama oyunun içinde olan bir oyuncu. Bak mesela Valencia tarzı bir oyuncu. Valencia da hem her tarafta çok faydalı. Wout Weghorst da faydalı bir oyuncu ama onu işte oyun tarzına uygun daha gelemedi. Beşiktaş onu toparlayamadı. Mesela Trabzonspor'da Maxi de çok enteresan bir golcü. Son iki dakikamız aslında uzun uzun değerlendirmelerimiz oldu. Belki son bölümde televizyonlarını açan izleyicilerimiz için net beklentinizi maçtan merak ediyorum. Hocam. Ya zor bir maç. Buradan şu favori çıkar diye bir şey diyemezsin. Tabii Galatasaraylar için her zaman için Galatasaray'ın galibiyetidir. O şekilde ama ben
beraberlik de çıkarsa kimse eyvah niye oldu demesi. Yani zor bir maç. Tahmini çok zor bir maç. Golli kazanacak diyorum. Galatasaray. Evet, Galatasaray golli kazanacak diyorum. Yani farklı kadro, bir galibiyet bekliyorum. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Bu zamana kadar gol pozisyonu. Gol olmadan zaten galibiyet olmuyor. Bol gollü diyelim. Gollü derken işte onu gollü derken böyle kafiyeli yapıyorsun. Hemen kadroları bir kez daha paylaşalım. Kayseri Spor takımı görüntüde. Bilal, Onur, Hüseyin, Kolovetsios, Karol, Campagnaro, Kemen, Mensah, Ramazan, Gavranovic ve Cardoso. Ev sahibi takımın 11'i bu şekilde. Galatasaray'ın kadrosunu da arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. İstanbul'un sarı kırmızılıları Muslera, Boy, Nason, Abdülkerim, Kazımcan, Micho Torreira, Yunus Mata Mertens ve Icardi 11'i ile sahada. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri bu şekilde oldu. Mahmut Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Savaş Çorlu aynı şekilde 3 saat boyunca beraberdik. Teşekkürler. Maç gününe noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Az sonra skorboard'ta Ömer Saraç ve Burak Kural karşınızda olacaklar. Bu mücadeleyi sizler için değerlendirecekler. Hoşçakalın.